sevgili oda başkanımız, İstanbul Vergi Dairesi'nin değerli temsilcileri, sevgili hocalarım, değerli kurul üyelerimiz, ilçe temsilcilerimiz, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım, yine güzel bir etkinlikte bir aradayız. Bugün bir panel ve semineri aynı anda gerçekleştireceğiz. Sizleri İstanbul Mali Müşavirler Adası adına saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Bugünkü panelimizin, panel bölümünün konusu hepinizin bildiği gibi vergi yasalarımızda yapılması planlanan tasarılar, taslaklar üzerinde konuşulacağız. Daha da çok vergi usul kanunu ve gelir vergisi, kurumlar vergisi kanununda yapılması düşünülen değişiklikler hayatımıza neler getirecek? Onları konuşacağız. İkinci bölümde de 2015 yılı gelirlerinin beyanlarında özellik arz eden konuları görüşeceğiz. Daha sonra ayrıntılı bilgi vereceğiz. Şimdi seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere ama önce şunu belirtmek istiyorum. Bugün biliyorsunuz 1 Mart muhasebe haftamızın başlangıcı. Öncelikle bütün meslektaşlarımızın, muhasebe camiasının muhasebe haftasını kutluyorum. Daha güzel günlerde, daha umutlu günlerde muhasebe haftalarını kutlama dileğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB Genel Sekreterimiz Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Çok değerli Oda Başkanım, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, sevgili hocalarım, oda yöneticilerim, siz çok değerli meslek mensuplarım, sizleri TÜRMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Hepinizin 1-7 Mart muhasebe haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün vergi kanunları ile ilgili taslakları görüşeceğiz. Bizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Çok detaylarına girmeyeceğim. Taslaklara baktığımızda özellikle vergi usul kanununda bizimle ilgili çok ciddi konular var. Onların bir iki tanesinin altını çizmek istiyorum. Bunların başında mücbir sebep geliyor. Yaklaşık İstanbul odamızın öncülüğünde 25 yıldır mücbir sebeple ilgili mücadele veriyoruz değerli meslektaşlarım. Rapor sunmadığımız bakan, rapor sunmadığımız bürokrat kalmadı. Nihayet 26 yılın sonunda meslek mensuplarından ziyade işlerine baktığımız mükelleflerin meslek mensubunun başına bir iş geldiğinde yaptıkları işlerin mücbir sebep kapsamına alındığını sevinerek görüyoruz bu taslakta. Burada ölümden hastalığa, tutukluluktan mesleki cezaya kadar bütün hususlar var. Bu mesleğimiz adına son derece sevindirici. Umarım taslaktan çıkarılmaz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Olumlu hususların yanında vergi usul kanununda açıkçası bakanlığın mali tatili kısaltmak, 10 gün kısaltmak için yetki almasını doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Zaten mali tatile parlamentoda son şekli verildi. Bunun üzerine neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulur? Bunu anlamakta zorlanıyorum.
Enflasyon muhasebesiyle ilgili de yine taslakta var. Dilerim enflasyon muhasebesi hayata geçmez. Ekonomik anlamda enflasyonun yükselmesinin sıkıntılarını hep birlikte çekiyoruz. Yine vergi usul kanununda enflasyon muhasebesiyle ilgili taslakta hükümler var. Değerli hocalarım bunların değerlendirmesini zaten yapacaklardır. Taslakta özellikle bizi ilgilendiren direkt konular bunlar. Tabii 26 yıldır mesleğin sorunlarının çözümü için mücadele ediyoruz. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Barış için mücadele ediyoruz. Çevre için, kadın için, çocuklarımız için, mesleğimiz için ve ülkemiz için mücadele ediyoruz. Mesleğimizi daha saygın noktaya getirmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede tabii ki başta oda başkanımız Sayın Yahya Arıkan olmak üzere oda yöneticilerimiz, mesleğin kalitesinin yükseltilmesi konusunda odamızda mutfakta çalışanlar, başta eğitmenlerimiz olmak üzere ve en önemlisi siz değerli meslek mensuplarının çok ciddi katkıları var. Biz Türkiye'nin en genç akademik meslek odalarından biriyiz. 26 yıl oldu. Bu meslek bugün bu noktaya geldiyse sizlerin hem mesleğe hem odamıza hem diğer kurumlarımıza sahip çıkmanızla birlikte oldu. Ben umuyorum bundan sonra hep birlikte yine bu mücadelemize devam edeceğiz. Bir taraftan mesleğin sorunlarını çözmeye, mesleği hak ettiği noktaya getirmeye çalışırken diğer taraftan da hep birlikte teröre karşı çıkacağız. Bu ülkeye bir an önce demokrasinin, barışın gelmesi için daha yüksek sesle haykıracağız. Daha fazla mücadele edeceğiz diyorum. Bu düşüncelerle tekrar hepimizin muhasebe haftasını kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere oda başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli hocam, Behzi Sevi hocam, ona özel olarak hoş geldin demek istiyorum. 1990'dan beri bizim için çok özel bir yeri var. Ne zaman hocam bize el uzat dediğimizde hep elini uzatmıştır. Çok değerli konuklar, İstanbul Odası'nın çok değerli yöneticileri, TÜMOB'un değerli genel sekreteri. Ben eğitim gurmeleri diyorum. Bu kadar eğitime ilgiyle sürekli olarak gelen, burada olan siz değerli meslektaşlarıma oda adına hoş geldiniz diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Aslında uzun bir konuşma hazırlamıştım. Gecede geç yattım, açıkça aramızda kalsın. Hocalarım da buradayken şu sorunları tek tek bir kez daha altından geçirdim gibilerden. Ama vazgeçtim. Değerli arkadaşlarım, 26 yılı geride bıraktık. 26 yıl önce yola çıkarken bir avuç insan diyeyim ben. Özellikle altını çiziyorum bunun. Mali Müşavirler Muhasibiler Derneği'nde örgütlü olan arkadaşlarımızın bir yola çıktığı bir süreçte başladık. Bunu anlatmaktan her zaman onur duydum. Onur duymaya da devam edeceğim. Oturacak masa yok, sandalye yok. Bir odayı alın, kurun dediler. Öyle kişilerle tanıştık ki bugün bir dostumuz şöyle söylüyor. Uluslararası bir firmanın şu anda başkanı olan birisi odamızın üyesi 1994 yılında ruhsatı aldığında
bu odanın üyesi olmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu ama aradan yıllar geçtikten sonra İstanbul Odası'nın üyesi olmaktan dolayı onur duyduğunu ifade etmiştir. Değerli arkadaşlar, bunu arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla, emek verenlerimizle bir yere getirdik. Çok temel bazı ilkelerimiz oldu. Her şeyin temeli insan sevgili arkadaşlarım. Eğer insan odaklı değilseniz, sevgi odaklı değilseniz asla başarıya ulaşmanız mümkün değil. Mali müşavir mesleği çok önemli bir meslek. Bugün muhasebe haftasında biraz sonra ifade edeceğim. Muhasebe yap diye geçen sene başladığımız haftada yılda olduğu gibi biraz muhasebe yaparak yol yürümemiz lazım diye düşünüyorum. Bu mesleği tercih etmek kanımca çok iyi paralar kazanmak üzere bir tercih olduğunu zannetmiyorum. Bence tüm mesleklerin temelinde itibar ve saygının son derece önemli olduğunu inanıyorum. İtibarı olmayan, saygısı olmayan bir mesleğin parası olsa ne yazar sevgili arkadaşlarım. Bu boyutta baktığımızda muhasebe yap dediğimde şöyle düşünmemiz lazım. Şu anda ruhsat almadan bu işi yapan tek bir kişi yok. Öyle mi arkadaşlarım? Rekabet eden, fiyat düşüren, kaliteyi ortaya koyan kim arkadaşlar? Muhasebe yapacağız. Bizler değil miyiz? Uzaydan gelen birileri bu işi yapmıyor. Bu ruhsatı almış arkadaşlarımız yapıyorlar. Peki başka bir açıdan şu örneği verdim onur törenlerinde. Küçümsemek anlamında söylemiyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Bir esnaf çocuğu olarak gurur duyarak bunu örneğe veriyorum. Bir bakkalda süpermarketi ortaya koyuyorum sevgili arkadaşlarım. Bakkala gidiyorsunuz. Veresi alışveriş yapıyor musunuz? Yapabiliyorsunuz. Bakkal sizi tanıyor. Peki markete giderken, cebinize para yokken markete girebiliyor musunuz? Girdiniz, markete girdiniz. O beğendiğiniz malı ya %10 eksine bana verir misiniz diyebiliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Bu kadar net hayat ya. Yapmamız gereken tek şey eski alışkanlıklarımızı bırakıp paylaşmayı bilen, gençleri yanına alan, onları gelecekte ortak olarak gören, onların enerjisinden yararlanan bir yarını bu örgüt kurmak zorunda sevgili arkadaşlar. Arkadaşlarımızla bir olara dolaşıyorum. Çok güzel bir olar var. Ama yüreğim sızlayan bir olar var arkadaşlar. Kusura bakmayın. O müşteri oraya geldiği zaman sana saygı duymaz. Benim lafımı alınmayın ne olur. Saygı duymaz. Eğer sen tek başınaysan o müşterisini her zaman kullanmaya devam edecektir. Muhasebe yapıyoruz ya. Ben vergi idaresinden gelenleri de bizim üstadlarımız olarak görüyorum. Bir aile toplantısı olarak görüyorum. Her ne kadar bu konu internette canlı yayın olarak verilse dahi. Yıllarca sevgili arkadaşlarım, müşterinin bir dediğini iki etmedik. Yanlış mı dostlarım? Nereye kadar gidecek bu ya soruyorum ben size. Tek başınıza olduğunuz sürece müşteri sizi her zaman kullanacaktır. Her zaman taviz vereceğiz işimizi kaybetmemek adına. Burada yetkililere sesleniyorum. Bugün burada olan meslektaşlarım, eğitimlere katılan meslektaşlarım, şunun farkındalar, bu işi adam gibi yapmak istiyorlar. Öyle mi arkadaşlarım? Adam gibi yapmak istediğimiz zaman birilerine gittiği zaman o biz kavramı içerisinde dur dememiz lazım sevgili arkadaşlarım. Dönüyorum diğer konuya. Ya gelin şunu hayal edin arkadaşlar. Bunlar var şu anda ya. Adam bir katında yasal anlamda defter tutuyor.
Bir katında denetim yapıyor. Bir katında tam tasdik yapıyor. Bir katında yüze yakın danışmanlık yapıyor sevgili arkadaşlarım. Her bir ortak bir alanda uzman. Nereye kadar gidecek sorarım ben size. Burada oturup BABS'yi tartışmak, basit usulü tartışmak, tahsilat tartışmak bana ne ya? Kusura bakmayın arkadaşlar. Küçük şeyler bizim geleceğimizin asla hedefi olmaması lazım. Büyük şeylere layık olduğumuza inanıyorum sevgili arkadaşlar. Güçlerinizi birleştirdiğiniz zaman, başınıza bir şey geldiği zaman sistem devreye girer. O mali tatilde devreye girer. Yücel Akdemir genel sekreterim ifade etti arkadaşlar. Dünyanın hiçbirinde böyle bir mali tatil yok. Bana bir tane ülke gösterin mali tatil olan. Düşünebiliyor musunuz? Bir ay boyunca ekonomi duracak. Biz de birikmiş ekonomik birikimi iki ay sonra yazacağız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu iş kurumsallaşmadan geçiyor. Güçlerin birleşmesinden geçiyor. Bıkmadan usanmadan söyleyeceğiz. Bakın bir meslek kararı var. Hizmet kalite meslek kararı söylüyorum. Tüm mobilin içine söylüyorum arkadaşlarımız. Biraz ağır gidiyorlar ama bu hayata geçecek. Ne zamanki meslek mühendisinin ürettiği hizmet kaliteli olup olmadığı kontrol edildiği gün bu iş bitecek sevgili arkadaşlarım. Ben bunu yüreğimle inanıyorum. Maliye Bakanlığı tarife yayınlamasın bundan sonra bize ya. Bir de oturmuş hiçbir şey olmamış gibi sıfır zamlı tarife yayınlanıyor. Ayıp ya. Ne gerek var buna? Biz bunu hallederiz arkadaşlar. Sizin önünüze koyduğumuz zamanı endeksin ücret tarifini koyun bu iş bitsin. Maliye de bu işten kurtulsun, biz de kurtulalım. Birçok meslek örgütleri kendi ücretini kendi belirliyor. Söz çok, konuşacak çok şey var sevgili arkadaşlar. Ama ben bunu bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Gelin beyinlerimizde biz kavramını, paylaşma kültürünü, her şey var arkadaşlar. Yabancı dil konusu unutuyorsunuz. Olmazsa olmaz, kusura bakmayın. Ne yapacağız? Bir üye diyor ki BABS'yi düzelt diyor. Diğer üyem de diyor ki benim yabancı dilim var diyor. Uluslararası dolaşım hakkı istiyorum diyor sevgili arkadaşlarım. O da İSPUR'un üyesi, bu da İSPUR'un üyesi. Nasıl olacak soruyorum ben size. Bunun yolu bir, aklın yolu bir. Herkes güçlerini birleştirecek arkadaşlar. Birleşmeyen söylüyorum. Bakın yıllar önce bir laf söyledim. Bir sempozyum kapanışında kağıtlar kalkacak dediğimizde bize herkes güldü. Bugün kağıtlar nasıl veriyor arkadaşlar, beyanlar? Hepsi elektronikten dolayı değil mi sevgili arkadaşlar? Yine söylüyorum. 1 Mart 2016. Güçlerini birleştirmeyen, kaliteli hizmet vermeyen meslek mensupları tek tek elenecektir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burası hayır kurumu değil. Bu mesleğin saygın olma yolu buradan geçiyor. Bunu başarabiliriz sevgili arkadaşlarım. Ya bir moral verin. Bunu başaracak mıyız arkadaşlar 1 Mart muhasebe gününde? Bir sesimizi duysunlar ya. Ben sizleri gençler için, çocuklar için, kadınlar için, doğa için, barış ve kardeşlik için, mesleğimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için muhasebe yapmaya davet ediyorum sevgili arkadaşlarım. Herkes muhasebe yapacak ki daha güzel bir dünyayı birlikte kuralım. Bugünkü seminer ve panel yan yana. Tabii biraz önce Veysi hocamı anlatırken 1993 yılında Türk Vergi Sistemi Öneriler Kurulu bir çalışma yapmıştık değil mi sevgili hocam? Odanın arşivlerinde durur. Oradaki görüşlerin %90'ı hayata geçmiştir. Oradaki önerilerin. Şimdi burada temel anlayışı olması lazım. İdarenin temsilcileri var. Ankara'yı ilgilendiren bir konu olduğunu biliyorum. Aslında siyaset yapanlar mış gibi iş yapmamasını diliyorum. Bir yasa, bir yasalar ne kadar çok paydaşlarıyla tartışılırsa, işselleştirilirse o yasaların uygulanacağına inanmaktayım. Şimdi hayatımızda önemli iki konu var. Gelir ve kurumlar vergisi. Bugün iki değerli konuşmacımız, işte Emre Kartaloğlu üstadımız gelir tasarısını anlatacak. Vergi usulü kanunda Veysi Sevi hocam anlatacak. Arkadaşlar bunu yakından bilmek zorundayız.
Bir de bu müşterimizin, ya bu vergi yasalarının sorumlusu kendimiz olarak görmemeliyiz. Bunların yetkileri var, değil mi arkadaşlar? Ticaret odaları var, sanayi odaları var, esnaf kuruluşları var. Bunlar oturup sahip çıkmalı. Bugün ben inanıyorum ki Veysel Hoca'yı dinledikten sonra hop oturup hop kalkacağız. Nasıl bir tasarı diye. Biz oda olarak kendi düşen görev doğrusu iki tane komisyon kurduk. Bir komisyonun başında Veysel Hocam var. Bir komisyonun başında Bumin Dorusyas Hocam var. Hem bugün Hakan Hocam da hem Emre Üstadım da bu komisyon içerisinde görev alan arkadaşlarımız. Ayrıca sizlerin görüşlerini açtık biliyorsunuz. Lütfen taslakları yoğun olduğunuzu biliyorum. Ama en azından sizin aktardığınız görüşleri bu çalışmalara da aktaracağımızı belirtmek istiyorum. Eğer hakikaten amaç adil bir vergi sistemi ise, uygulanabilir bir vergi yasaları ise yapılması gereken yol meslek odalarının toplumun tüm paydaşlarının görüşünün alındığı yasalar olması lazım. Bu olmadığı takdirde yaşadığımız şey biliyorsunuz çıkan her yasa orası burası didiklenerek tekrar tekrar farklı bir noktaya geliyor. Umut ederim böyle bir çalışma olur. Ben bugünkü seminerde başta oturum başkanlığını yapacak olan Hakan Hocam olmak üzere Veysel Hocam'a, Emre Üstadım'a, vergi dairesinin çok değerli temsilcilerine, bu arada Sayın Vergi Dairesi Başkanımızın yoğun olduğunu biliyoruz, selamları olduğunu biliyoruz. En azından buradan rezervasyonda Nisan ayı kurumlar seminerinde beklediğimizi, selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Sağlık dolu, huzur dolu, mutluluk dolu yarınların sizin olmasını diliyorum. Nice nice günler sizlerin olmasını diliyorum. Tüm arkadaşlarım adına sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bugünkü panel seminer konularımızla ilgili olarak gerçekten çok değerli hocalarımız, üstadlarımız var. Ben onları tek tek sahnedeki yerlerine davet edeceğim. Biraz önce belirtildiği gibi panel ve seminer bir arada olacak. Her zamanki gibi sizler artık biliyorsunuz. Sunumlar yapıldıktan sonra bir aramız var. O arada sorularınızı hemen yan tarafta bulunan standta arkadaşlarımız masada alıyorlar sizden arada ve oturum başkanımız ilgili konuşmacılara soruları yöneltiyor. Biliyorsunuz öyle tamamlıyoruz. Şimdi oturumlarımızın başkanlığını yapmak üzere çok değerli hocamız Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Üzeltürk'ü yerlerine davet ediyorum. Buyurun hocam. 2015 yılı gelirlerinin beyanlarında özellik arz eden durumları bizlerle paylaşmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığımız Gelir Vergileri Müdür Yardımcısı Kadir Önder'i davet ediyorum. Yine çok sevgili hocamız Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Veysi Sevi'yi davet ediyorum. Kendisi yeni vergi usul kanunumuz olacak. Kanun tasarısı taslağı neler getiriyor onları bizlerle paylaşacak, öğreneceğiz. Buyurun hocam. Yine çok sevgili üstadımız her zaman bizi yalnız bırakmayan yeminli mali müşavir Emre Kartaloğlu'nu da davet ediyorum. O da yeni gelir vergisi kanunu ve bildiğimiz kadarıyla kurumlar vergisi kanunuyla da birleştiriliyor. Bu tasarı neler getiriyor onu paylaşacaklar. Ben şimdiden çok güzel bir panel seminer olacağına inanıyorum. Bütün konuşmacılara katkıları için ama tabii ki buraya katılan sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sayın Başkan, değerli konuklar, ben de Sayın Başkan'ın dileklerine, iyi dileklerine ve heyecanına katılıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum.
Zor bir konu konuşuyoruz. Hatta birkaç konuyu konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi gelir vergisi ve vergi usul kanunu bir ülkenin iki temel kanunu. Buna kurumları da aslında yeni dönemde gelirin içine ekleneceğini düşünürsek gelir ve vergi usul demekte bir sakınca yok. Tabii bu tür kanun değişikliklerinin ülkemizde genel olarak baktığımızda bir kültürü yok. Çünkü genellikle reform diye başlanır, revizyon olarak bitirilir. Yıllardır hep böyle oldu. İşte kurumlar vergisi en son örneğidir. Çok uzun yıllardır çalışıyoruz. Aslında ticaret kanunuyla hep ilgileniyorduk. 10 yıl sürdü, nasıl bitmez diye. Vergi konseyi çalışmalarını dikkate aldığımızda 2003'te gelir vergisine başlamışız. 2003'ten beri sanırım 20'ye yakın versiyonu oldu. 2005'te vergi usul kanununa başlamıştık. Hatta ikisinin de tamamlandığını söyleyebilirim. Farklı versiyonlarının dahi tamamlandığını söyleyebilirim. Ama hiçbir zaman bu süreçte kanunlaşamadı. Fakat raflarda varlığını devam ettiriyor. Ondan önce de vardı bu konular. Tartışmalarımız hep vardı. Değerli hocam Veysi Hoca'yı da ben de mesleğe başladığım sene 1986'dan beri tanıyorum, 30 yıldır. O zaman da benzer konuları konuşuyorduk. Bizden önce de konuşulduğu kesin. Umarım bu seçkin camiada konuşulan konular ve ileri sürülen görüşler dikkate alınır. Çok sesliliğe yer vermek lazım çünkü buradaki konuşmalar neticesinde birçok sivil toplum kuruluşunda olduğu gibi çok değerli görüşler ortaya çıkıyor. Reform böyle bir şeydir zaten, süre gelen, çok geniş katılımlı olması gereken, farklı ekonomik, mali, hukuk boyutlarının dikkate alınması gereken bir olgudur. O yüzden reform kelimesinin de hakkını vermek lazım. Her kesimin problemlerini dinlemek lazım. Bugün iki temel konu var, vergi usul ve gelir vergisi, ama bir de günümüzün de problemi olan 2015 yılı gelirlerinin beyanında ne gibi problemler var, onlara da bakacağız. Bendeki sıraya göre ilk sözü Sayın Veysi Seviye'ye vereceğim. Sorularınız olacaktır. Bu soruları, bir masamız var aşağıda. Bu masaya yazılı olarak iletirseniz sevinirim. Ara verdikten sonra konuşmalar tamamlandıktan itibaren bu soruları cevaplamaya başlayacağız. Bu soruların da açık ve isminizi de zikretmek suretiyle yazmanızı rica edeceğim. Her konuşmacı takriben yarım saat süresi var, fakat ilave süre verebiliriz. İlk konuşmayı Sayın Veysi Seviye veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı çok değerli meslektaşım olan Yahya Beyefendi'ye burada bir teşekkür ve minnet borcunu arz etmek istiyorum. Sebebi şu: onlar yola çıktığı vakit ben de onlarla yola çıkmıştım. Ve birlikte birçok konuda çalışmalar yaparak bu mesleğin bir meslek olduğu Türkiye'de anlaşıldı ve kabul edildi. Yoksa muhasebeci veya muhasebe işiyle uğraşanlara bakış açısı ülkemizde çok farklıydı. Onun için yaptıkları bu başarılı ve ilerleyici ve çağdaş yapı dolayısıyla kendilerine hepimiz bir minnet borcumuz olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi değerli arkadaşlar, benim konum vergi usul kanunu. Vergi usul kanunu tasarı taslağını okuduk ve üzerinde çok düşündük. Nedir, neyin nesidir? Bir kere şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de usul yasasına geçiş 1949 yılında oluyor. 5432 sayılı kanuna, sonra ihtilal döneminde 213 sayılı vergi usul kanunu yapılıyor. Bu vergi usul kanunu günümüze kadar 55 defa değişikliğe uğruyor ve bugünkü vergi usul kanunu karşınıza çıkıyor. Esasında bu ihtilal döneminin getirdiği koşullar dikkate alınarak ve o dönemdeki teknoloji, gelişmeler, imkanlar dikkate alınarak hazırlanmış bir tasarı bizim şu anda uyguladığımız vergi usul kanunu olarak karşımıza çıkıyor.
Bu vergi usul kanunu 60'ların getirdiği bir kanun olduğu için yıllarda değiştirilmesi öngörülen bir kanun tasarısıydı. Hazırlanan tasarı taslağına baktığım vakit birdenbire böyle bir içimde bir duygu yeşerdi. O da şu, kanun tasarısının acaba şu anda uygulanmakta olan kanunla ne farklılığı var diye düşündüm. Ve bir çalışma yaptım. O çalışmayı esasında buraya da Sayın Başkanım'ın arz edeceğim. O çalışmada 80 ayrı konuda, 80 ayrı düzenlemede Maliye Bakanlığı'na yetki veriliyor. Şimdi kanunlar tabii ki madde olarak uygulanması sırasında bazı sorunların açıklığa kavuşturulması gereken düzenlemelerdir. Ancak bir kanun içerisinde, 316 maddelik bir tasarının içerisinde 80 ayrı konuda bir bakanlığa yetki vermek, yani onun usul ve esasını belirleme yetkisi verilmesi görünmüş bir şey de değildir. Tabii işe buradan başladık. Yani bu konular, niçin bu yetkiler veriliyor, bu yetkilerin kullanılması nasıl olabilir diye bir düşünce içerisine girdik ve onları size kısaca arz etmeye çalışacağım. Bir kere şöyle söyleyeyim, girişle ilgili birinci maddede bir yetki var. Devam ediyor, 5 kitaptan oluşan bu kanunda vergilendirme ile ilgili 32 tane yetki var. 32 ayrı yetki var. Mükellefin hak ve ödevlerine ait 20 tane ayrı yetki var. Değerleme kitabı 13 ayrı yetkiyle donatılıyor. Ceza hükümlerinde yetki var. Uzlaşma hükümlerinde yetki var. Geçici hükümlerde yetki var. E şimdi bu bir kanun. Yani objektif kriterlere sahip olması gereken bir kanunda 80 tane ayrı konuda bir bakanlığa yetki veriyorsunuz. Acaba bu yetkiler ne derece doğrudur, nedir diye baktığımızda bir kere Sayın Başkanımız konuşmasını yaparken burada mali tatille ilgili bir konuyu açtı. Oraya da geleceğiz ve bu konuda hep beraber bu kanun tasarısında yer alan olumsuz tarafı, yani bize olumsuz gelen tarafları gözden geçirmek isteyeceğiz. Şimdi buraya geldiğim vakit bir nokta koymak istiyorum. 80 askeri darbesinde de vergi usul kanunu hazırlığı yapılıyordu. Ben o vakit genç bir hesap uzmanıydım. Bu komisyonun içerisine beni de almışlardı. Rahmetli Yılmaz Özbalca. Bu komisyon çalışmalarını yaparken birdenbire bize bir mesaj geldi. Halıcı Orhan na bir vergi konsun ki o bir daha iş yapamasın. Halıcı Orhan kim? Bu mesaj bize çalışma yaparken, hiç unutmuyorum, bir perşembe günü gece saat 2 sularında ulaştırılmıştı. Halıcı Orhan'ı aradık. Halıcı Orhan Ankara Sıhhiye'de halı satan bir adam. Ama bir rütbeli kişiye halı satmış, o kişi o sırada Ankara'da çalışıyormuş, sonra Erzurum'a tayin olmuş. Erzurum'a tayin olunca taksitleri ödeyememiş, taksitleri ödeyemeyince halıcı da buna icraya vermiş. İcraya vermesinden dolayı da zorla para o rütbeli kişiden alınmış. Rütbeli kişiden alındığı için rütbeli kişi de o gün makam olduğundan dolayı diyor ki öyle bir vergi koyun ki bu adam yok olsun. O dönemde komisyon başkanım rahmetli Yılmaz Özbalcı kendi yüzüne, onun yüzüne şunu söyledi, böyle şey olamaz. Şimdi böyle şey olamaz. Tabii ki bir kanun tasarısı hazırlanırken siz 80 ayrı konuda bir bakanlığa düzenleme yapma yetkisi verirseniz böyle şey olamaz diyebilme cesaretini de göstermemiz lazım ki İleride kanunlar daha mantıklı ve anlaşılabilir şekilde düzenlensin ve insanlar da bu kanunları uygularken herhangi bir sıkıntıya girmesin. Şimdi ilk olarak
bizim mevcut tasarının birinci maddesinden yola çıkacağım ben. Birinci maddesi genel. Beş madde genel. Fakat beşinci maddede bir hüküm var. O çok enteresan. Bakıyoruz nedir bu hüküm diye. Şimdi beşinci maddede olan hüküm kanunun temel uygulanmasına yönelik bir hüküm. Yani öyle zor bir hüküm dediği temel uygulanmasıyla ilgili bir hüküm. Yorum hükmü. Yorum hükmüne bakanlığa yetki veriyoruz. Şimdi bakanlık bu kanun uygulanmasına yönelik yorum, vergi hukukunun yorumunu nasıl değerlendirecek? Yani bir vergi hukukunun normu var. O normun içerisine bir başlangıç hükmü mü konuyoruz? Nasıl değerlendireceğiz? Yani bakanlık yorumu böyle mi yapın, şöyle mi yapın diyecek. Böyle bir yetkisi hiçbir dünya ülkesinde, hiçbir kanunda yok. Dolayısıyla buradan yola çıktığımız vakit olaylar birbiri arkasına geliyor, diziliyor. Şimdi başkanımız burada bir değerlendirme yaptı. Hemen arkasından mali tatil bir bölüm oldu. Şimdi mali tatil bölüm olabilir. Bu kanun içerisine girer mi girmez mi onu da tartışabiliriz. Ama mani tatilin kışın mı olacağı, bölgelere göre ayrı gün aylarda ve tarihlerde mi belli olacağı, mali tatilin kısaltılması veya konan süre kadar uygulanması yönünde bir bakanlığa yetki verirseniz doğrusu o mali tatil olmaz, işkence olur. Çünkü kimisine dersiniz ki sen Ocak ayında mali tatil yapacaksın, öbürüne dersin sen Temmuz'da yapacaksın. Mali tatilin anlamı şu, bu adli yargıda da var, idari yargıda da var. Orada tarih belirtilmiş, hem tarih değişmeksizin yani belli bir tarihler arasında mali yargı tatili yapılıyor. Peki mali tatilin için belli bir süre içerisinde yapılması öngörülmüyor da bakanlığın yetkisine bırakılıyor. Adam şimdi Ocak ayında mali tatil yapmışsınız veya Şubat'ta belirlemişsiniz. O çoluğuyla çocuğuyla bu tatili nasıl değerlendirsin? Bir tarih yaz aylarında daha çok çalışmaların hafiflediği aylarda bir mali tatil öngörebilirsiniz. Bu konuda getirip böyle bir yetkiyi bir bakanlığa verirseniz o mali tatil olmaz, işkence olur. Yani bunu bir kere kabul etmemiz lazım. Şimdi yine bakıyoruz, sadece buralarda değil, kanunda 80 tane ayrı yetki veriliyor ve birinci kitapta verilen yetkiler en yoğun olan yetkiler. Yani birinci kitabın içerisinde yer alan yetkiler en yoğun gördüğümüz yetkiler. Şimdi bunlar nedir? Önce bir kısaca burada bakalım. Bakın şöyle bir hüküm getiriyor 9. maddesiyle. Maliye Bakanlığı gelir mükelleflerinin yıllık gelir vergisi, sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar, zarar dahil ve beyanları üzerinde tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ve mükellefin ad ve ünvanları, vergi kimlik numarası, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi, mükellefler adına tarh edilen vergi, kesilen cezalardan kesinleşenlere tutarlarını, sahte ve muhtiviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporu ve tespit olunanları açıklamaya ve açıklamanın yeri, şekli, zamanı, kapsamı, sınırları ile diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Şimdi bu daha önce vardı. Fakat şimdi adam sahte belge düzenlemiş, mahkum olmuş. Yani bunu niye millete ilan ediyorsunuz? Bu bir suç. Sahte belge düzenlemek bir suç. Vergi gelirlerini azaltmaya yönelik bir suç. Bu suçu işleyene siz zaten mahkum ediyorsunuz. Ve bir de üçüncü şahısları bu adamı mahkum etmek suretiyle, haber vermek suretiyle, açıklamak suretiyle ki bu cezalar kesinleştikten sonra açıklanabilecektir, başka türlü açıklanamaz. Kesinleştikten sonra bu adamı ilan ettiğiniz vakit bu adam iş yapamaz duruma gelecek. Bir adam öldürdüğü vakit siz bunu ilan ediyor musunuz kamuoyuna?
filanca adam öldürmüştür, ha dikkatli olun yanından filan geçmeyin diye ilan ediyor musunuz? Sahte belgeyi kullanan adam acaba bu sahte belgeyi bilerek mi kullandı, bilemeyerek mi, bilmeyerek mi kullandı? Bilmeyerek sahte belge kullandığından dolayı mahkum olanların sayısı 300 bini Türkiye'de geçmiştir arkadaşlar. Bilmeyerek. 300 bin kişiyi biz şimdi ilan edeceğiz demek ki. Yani bu konuda yetkiyi biz bakanlığa verdiğimiz vakit tabii her inceleme raporundan sonra inceleme raporu vergi mahkemesinde eğer mükellefin aleyhine biterse ilanı yapabiliriz gibi geldi bana. Bunun doğru olmadığını, yani biz insanları böyle rezil etme hakkına sahip olmadığımız düşüncesi bende yoğunlaştı. Şimdi yine bakıyoruz birinci kitabın içerisinde. Vergi kesenlerin sorununa ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na aittir. Ya vergi kesme, stopaj yapma bir hukuki müessesedir. Bu hukuki müesseseye usul ve esasları belirleme yetkisi yerine o usul ve esaslarını burada kanun içerisinde belirlenirsiniz, yapılır. Ha, oranları arttırıp eksiltme yetkisini Bakanlar Kurulu'na verebilirsiniz. Bu olabilir. Ama usul ve esasları ben belirleyeceğim derseniz bu olmaz. Niçin? Çünkü o vakit kamuoyunda bu konuda algılanma tartışması yaratılır. Dolayısıyla bakıyoruz, aynı şeyi dolaylı vergilerde de yapabilirmiş Maliye Bakanlığı. Yine diyor ki bir değişiklik. Maliye Bakanlığı kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzel kişilere, tüzel kişiye olmayan teşekküllerin vergi kimlik numarası kullanmasının zorunlu olan işlemlerini belirlemeye. Şimdi değerli arkadaşlar, alay mı ediyorlar bizimle yoksa bir şey mi söylüyorlar? Vergi kimlik numarasını tabii kullanacaksınız. Yani vergi kimlik numarasını kullanmadan nasıl ben işlem yapacağım? Benim basılı kağıtlarım içerisinde ileride mevzuatta var. Basılı kağıtların üzerine vergi kimlik numaramı yazmam gerekiyor. E şimdi bu vergi kimlik numarasını kullanıp kullanmama konusunda karar verme makamı olarak Maliye Bakanlığı'na verirsiniz. Demek ki bazı işlemlerde vergi kimlik numarası kullanmayın diyecektir. Böyle bir şey olabilir mi? Yok, olamaz. Ama niye bunu belirliyorsunuz? Niçin böyle bir hüküme gerektiriyorsunuz? Bilemiyoruz. Yine diyor ki siz diyor bu yangın ve benzeri afetler dolayısıyla diyor zarar görebilirsiniz. Bu takdirde diyor işte beyanname verme ve düzenleme konusunda bakanlığa yetki verdik diyor. Şimdi bu zaten kanun maddesi içerisine bunu verebilirsiniz. Dersiniz şu afetler dolayısıyla beyannameler işte şu kadar süre ertelenebilir. Bu süre gerekirse 3 ay uzatılabilir gibi hüküm koyabiliriz. Ama yetki niye bakanlığa veriyorsunuz? Bu yetkiyi o kullansın diye. Veriliyor. Böyle bir öngörülmüş. Zor durumda bulunmaları sebebiyle vergi muameleleri ilişkin ödevleri süresi içerisinde yerine getiremeyecek olanlara gelir idaresi başkanlığınca kanun sürenin bir katını kanun sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere münasip bir mühlet verebilir. Verilebilir. Şimdi ben bunu oturdum araştırdım. Zor duruma düşen mükellefler nasıl bir haktan yararlanabiliyor? Bütün şimdi gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinde bu var. Zor duruma düşmüş mükellefe, mükellefin kendi durumunu bildirmek suretiyle verilecek minimum süre 3 ay. Minimum. Niye? Zor durumda kalmış adam. Zor durumu nedir işte? Ya bir yangın geçirdi ya bir sel felaketine maruz. Minimum 3 ay veriliyor. Bu 3 ay süre eğer mükellef bu konuda 3 ay içerisinde bir sonuç alamıyorsa, kendisini toparlayamıyorsa bu sürenin uzatılması konusunda kendi başvuruya inceleme yapılıyor. Buna göre bir değerlendirme olabiliyor. Ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de Maliye Bakanlığı bu konuda kendi reisen hareket edecek. Olmadı. Tabii bakıyoruz. Şöyle bir hüküm var esasında. Çek, senet, bono,
ve kıymetli evrak üzerinde yer alacak bilgileri belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na ait. Değerli arkadaşlar, şaka değil bu. Aynen hüküm. Bu kıymetli evrak başka bir hukukun konusu. Siz çekin, senedin, bononun üzerine vergi kimlik numarası koyma mecburiyeti getirebilirsiniz. Ama onun şekil şartlarını değiştiremezsiniz. Bu yetkiyi nereden aldı bakanlık? Yani kim verdi? Hukuk boşluğu var burada. Çünkü bu konuda Maliye Bakanlığı'na böyle bir yetki vererek senin çekin senedin geçerliliğini kaybedebilir hale getirilebilir ve hak aramada zorlaşabilir. Acaba çekin senedin, bononun, tahvilin düzenli şeklini belirleyen kanunlar bunu öngörmemesine rağmen Maliye Bakanlığı bu konuda nasıl bir şart öngörecektir? Ha belki vergi kimlik numarasında yazın diyecektir ama mümkün değil. Çekin evrensel, hatta şimdi burada da konu konuyu açıyor. Zaten çekin üzerinde oynanan oyunlar, getirilen oyunlar bugün çeki çek olmaktan çıkartmış, dış piyasaya çek vermenin mümkünatını ortadan kaldırmıştır. Yani bunu bilelim. Artık biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki çek normları Türkiye'de uygulanmıyor. Çek vadeli olmuş, senet haline dönüşmüş. Üstüne şimdi bir de Maliye Bakanlığı kendi hesap numaranı yaz, verenin hesap numarası olsun, alanın ciro edilenin numarası olsun diye bir şey getirirse çek çek olmaktan çıkacaktır tabii. Yani uluslararası nitelikte ödeme gücünü kaybedecektir ve kaybetmiştir de. Şimdi tabii bu hükümler niçin acaba usul kanunu içerisine koyuldu? Ha bir önemli taraf daha var usul kanunda. Defter tutmanın şekli var. Değerli konuklar, defter tutma artık hiçbir dünya ülkesinin vergi usul kanunda yok. Defter tutma, kayıt nizamı, kayıt şekli ayrı bir prosedür. Vergi hukuku dışında bir prosedür. Artık teknolojik ilerlemeler defteri yazılı belge olmaktan çıkartıyor. Elektronik ortamda tutulmasını öngörüyor. Elektronik ortamda gerektiği vakit bunun dökümünün kağıt ortamına alınabileceği öngörülüyor. Biz defter tutmaya manuel mi olur yoksa elektronik ortamda mı olur diye düşünce içerisinde elektronik ortamda kayıt tutma sistemine giderken defter tutmayı ayrıca bir de kağıt ortamında tutacaksın diyoruz ve bu defterlerin de yazılı süreler içerisinde işlenmiş olmasını öngörüyoruz. Ya artık internet ortamı, elektronik ortamı tak diye dökecek adam bunu. Elektronik ortamı kontrol etme yetkisi de Maliye Bakanlığı'na ait. Niye buraya bunu getirdiniz, koydunuz? Diye bir soru soruyoruz. Tabii devam ediyoruz. İhbarnamelerde bundan sonra Maliye Bakanlığı'nın gerek gördüğü konular da yer alacaktır. Değerli arkadaşlar, ihbarname hukuki bir belgedir. Bu belgenin şekil şartları kanunla belirlenir. Bu şekil şartlarının değiştirilmesi gerekiyorsa kanunla değişir. Maliye Bakanlığı filan buna yetkili olmaz. Çünkü ihbarnamede bir eksik bilgi, bir yanlış bilgi ihbarnamenin geçerliliğine hukuk indinde tartışmalı hale getirir, yargı konusu olabilir. Burada ben bu ihbarnamenin üzerinde bunu değiştiriyorum, şunu değiştiriyorum diye bir yetkiyi alabilmeniz için önce ihbarnamenin şekil şartlarının Maliye Bakanlığı'na ait vergiyle ilgili olduğunu kanıtlamamız gerekir düşüncesinden ayrılmamız lazım. Bir ülkede ihbarnameler, parasal işlemlere yönelik ihbarnameler tek olur. Bu vergiye yönelik de olabilir, ticari hayata da yönelik olabilir. Ama ihbarnameler tek olur. Vergi hukuku için ayrı ihbarname. Yok böyle bir şey Avrupa Birliği'nde. Vergi hukuku için ayrı ihbarname. Efendim icra için ayrı ihbarname. Borcunu ödemeyene protesto için ayrı ihbarname olmaz. Bunu kırtasiyecilik olur bu. Ve ihbarnamelerin ileride birbirine karışmasına neden olabilir, sorun yaratır. Şimdi bakıyoruz, yine bizim vergi usul kanununda yer alan bir hüküm.
Maliye Bakanlığı elektronik ortamda yapılacak tebliğ ile ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğunu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin usul ve esası belirlemeye yetkilidir. Burada elektronik ortamda tebliğ yapmaya bir yetki almış Maliye Bakanlığı. Ve bu elektronik ortamda tebliğ yapabilmek için de bir tebliğ yayınlamış. Bu tebliğe göre işte mükellefin de lehine olacak bir kendisine elektronik adres edinmesi öngörülmüş. Bütün bunlardan sonra bir de yazılı ortamda yapmaya çalışıyoruz tebliğ. Şimdi Türkiye'de bir tarafta vergi mükellefine siz elektronik ortamda tebliğ almak için adres edineceksiniz diye ertelendi şimdi. Böyle bir koşul getireceksiniz. Bir tarafta da yazılı ortamda tebliğin şekil biçimini tespit edeceksiniz. Doğrusu yani bu kadar olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi yine bakıyoruz. Maliye Bakanlığı'nın önemli yetkileri nedir? Maliye Bakanlığı yoklama fişlerindeki usul ve esasları belirleyecek. Yetkisi var. Tek bir maddede değil, iki maddeyle birleşiyor bu. Bu söylediklerim hepsi Maliye Bakanlığı'na yönelik basılı ve evrak içeriğine yöneliktir. Şimdi bir usul var. Hakan Hocam da belki değinir bu konuya. Resmi tebliğ evrakları tek bir şekle tabi tutulur ve uzun süre değiştirilmez. Hatta bir de örnek vereyim. Belki Sayın Hocam da bu konuya bir ilgi duymuştur. Ben İngiltere İçkililer İdaresi'nde çalışırken bir vergi mükellefine ceza kesilecekse ceza kesiler iş yerinin kapısına yapıştırılır kırmızı bir kağıt. Bu aşağı yukarı benim bulunduğum seneler 80'li yıllardır 50 senedir filan uygulanıyordu İngiltere'de. Halen aynı belge uygulanıyor. Değişiklik yok. Çünkü ayırt etme imkanına sahip oluyoruz. Ve o tebliğler son derece ciddi tebliğler, şekli şemali kanunla verilenmemiş. Ayrı bir düzenlemeyle. Yani kişilere tebligat yapılması ilgili genel düzenlemeyle belirlenmiş. Şimdi yine bakıyoruz kanunumuzdaki değişikliklere. Şimdi diyor ki, ticaret sicili müdürlükleri, Türk Ticaret Kanunu uyarınca tescil için başvuran ticaret şirketlerinin başvuru belgelerinin bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirir. Bu durumda mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Başvuru belgelerinin elektronik ortamda intikaline ilişkin usulü ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca müştereken belirlenir. Şimdi değerli arkadaşlar, bu madde niçin ihtiyaç duyuldu? Zaten Türk Ticaret Kanunu'nda var. Veriyoruz birini, gönderiliyor. Peki buraya koyduk bunu. Ne getirecek bize, ne kazandıracak? Bu bir yerde düzenlenir. Ticaret Bakanlığı yeni açılan şirketlere veya şirketlerle olan işlemlere Maliye Bakanlığı'na bildiriyor. Ya o kanunu koyun, ya bu kanunu koyun ama farklı bir uygulamaya yönelmeyelim. Şimdi teminat istenecek kişilerle ilgili düzenleme var vergi usulü kanununda. Teminat isteme esasında vergi usulü kanunu hiç konusu değil. Neden? Çünkü vergi alacağı doğduğu vakit bu ammi alacakları tahsil usulü kanunun kapsamına giriyor. Onlar bunu zora dayalı olarak tahsil etmek için o kanun kapsamındaki hükümlerden yararlanılıyor. O vakit teminat isteme hükümleri zaten amme alacakları tahsil usulü kanunda var. Niye buraya getirip koyuyorsunuz yani? Oradan farklı bir sistemle mi vergi alacağını tahsil edecek devlet? Veyahut amme alacakları tahsil usulü kanunu kaldıracağız, yerine vergi alacakları tahsil usulü kanunu mu getireceğiz? Bu olmadan bu hükmü buralara koymak hiç de doğru değil. Daha da var.
devam etmek istiyorum. Bilemiyorum. Daha da var. Şimdi en yoğun yapılan düzenlemeler birinci kitabın konusuna giriyor. Birinci kitabın konusuna giren konular birbirinden farklı fakat birbirinden benzer aynı zamanda da. Hem farklılık var hem benzerlik var. Diyor ki, vergi usul kanununa göre tutunmakta olan defterlere ilaveten, tutunmasına uygun gördüğü defterleri ve bunlara ilişkin liste, özet gibi belgeleri belirlemeye, bu kanuna göre tutulan veya tutulması uygun görülen tüm defter ve belgeleri ilişkin belgelerde değişiklik yapmaya, bunların mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgilerini belirlemeye, bunlara yönelik tasdik, muhafaza, ibraz zorunluluğunu getirmeye veya kaldırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu kanuna göre tutulacak defterlerin tutulması mecburiyetini kaldırmaya diye bir madde. Arkadaşlar bu defterleri kim tutacak? Siz. Siz maliyenin uşağı mısınız ya? Defter niçin tutulur? Biliyorsunuz. Defter tutmak, ticari defter tutmak bu kanunun konusu mu? Hayır. Peki ticaret kanununda yeterli düzenleme var mı? Olur olmaz diye değerlendirebilirsiniz. Ama sizin bir kanununuz var. Bu kanuna göre defterlerinizi tutuyorsanız niye burada Maliye Bakanlığı buna zırt pırt değiştirme yetkisi alsın? Yani bir kere defter tutmayı, defterle ilgili hükümleri vergi usul kanunundan çıkartmak lazım. Yok böyle bir şey. Ayrı bir kanun konusu. Buraya koyuyorsunuz, bir de sorumluluk getirmek için tutturmaya, kaldırmaya, yazdırmaya, bu sene bunu yazacaksın, önümüz sene bunu yazacaksın. Bu oyuncak değil. Tutulması zorunlu defter ve kayıtta mikrofilm, mikrofiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçları yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye. Sen mikrofilm tutacaksın, kayıt alacaksın, sen elinle manuel yazacaksın, böyle bir yetki. Bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının gelir idaresi başkanlığı veya muhafaza etmekle görevlendirici kurumlarda, demek ki belki de Emniyet Genel Müdürlüğü'nde filan. Değil mi bu arada? Veyahut da ayrı bir genel müdürlük. Muhafaza. Defter Muhafaza Genel Müdürlüğü filan. Değil mi? Şimdi gülmeyin, bu tasarı taslağa tercüme edilmiştir ve Avrupa Birliği'ne gönderilmiştir arkadaşlar. Oradan gelen uyarıları size söylemeye çalışıyorum. Yani bu alay edici bir olaydır. Şimdi diyor ki, faturanın diyor, üzerine diyor, ne yazılacak diyor, ben tayin ederim. Kaldırırım, yenisini getiririm, yeni bilgi getiririm. Hatta diyor, size ihtiva etmesi gereken bilgiler konusunda da ben yetkiliyim diyor. Bu ne, hangi bilgileri yazacaksın? Kaç kilogram, kaç gram yazacaksın? Kaç metre, kaç santim? Bunları yazacaksın diyor. Mükellef grupları ve türleri itibariyle ben diyor faturanın üzerine ne yazacaksın, ne yazmayacaksın belirleyeceğim diyor. Mükellef türlerine göre ama. Şimdi fatura uluslararası invoice, uluslararası bir belge. Faturada ne yazılıp ne yazılmayacağını sadece uluslararası belirlenmiş. Yani bugün siz Türkiye'den bir faturayı yurt dışına gönderdiğiniz vakit buradaki bilgilere gerek yok. Oradaki ihtiyaç duyulan bilgileri verdiğiniz vakit oluyor. Hatta son zamanlarda galiba fatura ile ilgili hukuki sorunlar da çıkmaya başladı. Şimdi faturayı vergi usul kanunu içerisine koymayın arkadaşlar. Bu fatura filan bu belgeler artık uluslararası normlar neyse ona göre olsun, ona göre koyalım, daha mantıklı olur diye düşünüyoruz. Diyor ki ben diyor araçları çeviririm. Araçların diyor üzerindeki mallara bakarım. Malların taşınmasına ilgili belgeler diyor, şekil şartları diyor doğruysa diyor tamam, şekil şartları doğru değilse diyor gereken işlemi yaparım. Ya arkadaşım, araçların üzerinde tabii ki malın faturası veya istaliyesi var.
Bunu götürüyorsun. Sen bunun şekil şartlarını bir defa belirleyeceksin. Öyle zırt pırt değiştirdiğin vakit adam elinde tomarla kalıyor bazen. Onları ne atsın? Atsın mı? Yutsın mı? Veya sen en istediğin vakit bu işi yapabilecek misin? Şimdi vergi usul kanun tasarısının aşağı yukarı 100 küsur maddesi muhasebecilerle ilgili. Böyle yazacaksın, şöyle yazacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Arkadaşlar, mali müşavirler belli bir uluslararası evrensel bir hukuk dalı içerisinde çalışıyor. Bunu kabul edelim. Artık onların düzenleneceği faturaları bilmem neleri falan buralara tıkmaya gerek yok. Yasaları şişirmeye gerek yok. Vergi usul kanun basit olacaktır. Sade olacaktır, anlaşılabilir olacaktır. Şimdi yine bakıyoruz. Kanunumuzda önemli bir hüküm. Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik defter ve elektronik vergi ve elektronik kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, saklanması ve ibrazı ile defter, kayıt ve belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, sürelerin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye, yani elektronik ortamda oluşturma ve diğer usul ve esasları tespit etmeye, elektronik ortamda tutulmasına, düzenlemesi izin verilen defter ve belge kayıtlarına yer alması gereken bilgileri internette dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı'nın gözetim ve denetimine tabi olup kuruluşu, faaliyeti, çalışma, denetim esasları Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiye ait bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format, standart ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, vergi usul kanunu kapsamına giren işlemlerde tüzel kişiler için mali mühür, gerçek kişiler için mali mühür veya nitelikte elektronik sertifikaların usul ve esasını düzenlemeye ve denetlemeye, elektronik defter, kayıt ve belgeleri oluşturulması ve saklanmasına aracılık etme yetkisi verilen kurum ve kuruluşların belirlenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslara verilmeye yetkisi. Amin. Bu bir tasarı değil. Bu bir tasarı değil. Şimdi yine devam ediyoruz. Tabii. Bu vakit biraz kısaltayım. Tabii. Şimdi kanunumuz yetkiyi Maliye Bakanlığı'na vermek suretiyle bundan böyle vergi hasılatını veya vergilendirmeyi daha kolay ve işler hale getirmeyi düşünüyor. Halbuki bu değildir. Türkiye'de muhasebe ilkelerinin, evrensel muhasebe ilkelerinin işlerliğini sağlayıp güvenilir mali rapor üretme teşvik edilirse Maliye Bakanlığı zaten dayanacağı gelir kaynağını sağlam yerden öğrenir. Ama ben doğrusunu tespit edeceğim. Başkalarının yaptığı yanlıştır zihniyetinden gidip vergi kanunu gibi vergi usul kanunu şişirmeye giderse bu hiç vakit başarı sağlatamaz. Yani kesin. Şimdi geliyoruz son bir konusuna bu kitabın. Cezalarla ilgili de sıkıntımız var. Cezaları 4 sayfa haline getirmiş kanun taslağı, 4 sayfa. Özellikle usulsüzlük cezalarını. Ve miktarlarını arttırmış. Tevazu olsun diye biraz insaflı da davranmış. Bazı cezalarda 50.000 liradan başlıyor. Ya burası Türkiye be kardeşim. Yani şimdi cezalandırmak için fırsat arama. Öğretmek, doğru kayıt almak, bütün işlemleri, hukuki işlemleri kayda geçirmenin yollarını hukuktan aramak. Suretiyle bu işi yap. Türkiye'de yetişmiş bir meslek grubu vardır. Bu meslek grubu sorumluluğunu bilmektedir. Bu meslek grubunun nasıl kayıt tutacağı, ne yapacağı artık evrensel muhasebe kurallarıyla belirlenmiştir. Bu kurallara göre kayıtları tutturursun. Bunlar zaten kendileri iş denetimini yapıyor. Ha bu arada efendim işte sahte fatura düzenliyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Sahte fatura düzenlenmesi bir farklı mevzuatta ceza hukukuna bir hüküm korusun.
Orada sahte fatura düzenleyeni ceza hukukuna göre yargılarsın. Zaten şimdi o maliye denetim elemanı raporu yazıyor. Ondan sonra maliye buna göre vergiyi tarh ediyor. Bir de ceza davası açıyor. O vakit avukatlar, vergi avukatları mükellefe şunu söylüyor. Diyor ki senin hakkında ceza davası açıldı. Bakalım ceza davasının senin sahte belge kullandığını veya sahte belge düzenlediğini kararı çıkacak mı? Ondan sonra diyor vergi davasına bakarız diyor. Bu arada bazen de tesadüfen vergi davasına bakan yargı biraz çabuk davranıyor. Danıştay'dan dönüyor. Şimdi en son yapılan bir uygulamadan da bahsedeceğim. İşi kapatacağız ve sorularınızı bekleyeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar 2010 yılında Danıştay Genel Kurulu bir karar vermiş. Diyor ki kayıt düzeniyle ilgili diyor özel usulü cezası diyor. Hangi yılın kaydı ise o yılın diyor takvim yılı sonuna kadar diyor kesilebilir. Yıl geçtikten sonra diyor özel usulü cezası kesemezsiniz diyor. Halen rapor yazılıyor. Ben adam 2000 işte 10 yılında bilmem neyi düzenlemişti orada şunu yapmıştı bunu ya şu kadar özel usulü cezası. Ya Danıştay dava dairede buna karar vermiş 2010 yılında. Niye yazıyorsunuz bunu? Neden yazıyorsunuz? Yani ne gereği var? Efendim işte öyle öngörülüyor. Öngörülmek değil, bir şey değil. Bir karar verilmiş, muhkem kaziye haline gelmiş. Sen bunu artık yapmayacaksın. Şimdi bizim vergi usul kanununda da bir, değerleme hükümleri, iki, kayıt tutma ile ilgili hükümler, mali tablo düzenleme ile ilgili hükümlerin kaldırılması lazım. Buna atıf yapılacaktır. Uluslararası geçerli ilkelere göre yapacağız. O uluslararası ilkeler de geçerli olacaktır. Meslek mensupları o bilince sahiptir zaten. Hepiniz yüksek eğitim almış, bu konuları kurslara giderek, özellikle odaların açtığı kurslara giderek öğrenmiş kişilersiniz. Yani siz bilmiyor musunuz? Bu konuları biliyorsunuz. Öbür tarafta niçin bunları tekrar yazılı metinler haline getirip fuzuli kanunu 316 maddeye getirip insanları tartıştırıyorsunuz. Belki Hakan Hocam da ifade buyuracak. Ben usul kanununu buraya gelmeden önce icadım. Ben Deniz şu anda ICC'nin Birleşmiş Milletler'de temsilcisiyim. Yakamda da onun rozeti. Avrupa Birliği'nde vergi usul kanununa defter tutmayla ilgili hiçbir hüküm görmezsiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Reis Hocamıza. Gerçekten hukuk boyutu çok önemli. Hukuk boyutuyla ilgili de keyifli bilgiler verdim. Tabii hukuk olunca ben de konuşmadan duramayacağım. Birkaç başkan olmama rağmen birkaç satır konuşmama izin verin lütfen. Bir kere uluslararası boyutları ihmal edemeyiz. Uluslararası boyut hani vergi sistemi ulusaldır, ticaret ulusaldır gibi bir sonuca varmamak lazım. O yüzden bütün uluslararası alanda geçerli olan bizlerin de hatta altında imzamız olan sözleşmelerin de Türk hukukunda uygulanması gerekiyor. Bunu yurt dışındaki toplantılarda anlatamıyoruz yabancılara. Neden uygulanmadığı sorusunun cevabı bizde yok. Ama bakıyorsunuz uygulanmıyor. Mahkemeler uygulamıyor, idare uygulamıyor, mükellefler bir kısmı farkında bir kısmında değil ama genel bir uygulamazlık var. Bunlardan en önemlisi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları. Türkiye'nin imzası var uzun yıllardır. Bağlayıcı olması lazım. Doğrudan uygulanması lazım. Uygulanmıyor. Mükellefler de ne kadar biliyorlar bilemiyorum. Bazısı çalışıyor, bazısı çalışmıyor. Hepimiz için geçerli. Ben de sizlerden birisiyim. Ünvan olarak o da var. Ama bu alandaki maalesef haklarımızı uluslararası hukuktan doğan kullanmıyoruz. Hukukla ilgili birkaç şey, ispat külfeti ve vergi planlaması meselesi. İspat külfeti evrensel bir prensiptir. Kim iddiasını ileri sürüyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Fakat tasarıda bu tersine dönmeye başlamış. Artık her durumu neredeyse mükellef ispat etmek zorunda. Bütün bunların ötesinde daha da uluslararası alanda anlatmamızın zor olduğu bir mesele vergi planlaması dediğimiz. Biz lehe hükümleri neden uygulayamıyoruz? Ben vergi kanunlarına bakacağım. Hangi hüküm benim lehime ise uygulayabileceğim.
bu hukuka aykırı değil ki. Hani hukuka aykırılık ayrı bir konu. Ama lehe olan hükümler konusunda kanun maddesine bunu uygulayamazsınız diye bir hüküm koymak gerçekten uluslararası alanda hiçbir zaman savunamayacağımız ve açık bir hukuka aykırılık teşkil eden bir düzenleme. Vergi planlaması bütün ülkelerde var. Agresif vergi planlamasını anlıyorum. Bazı amacın dışına çıkan uygulamalar da var. Ama bu öyle değil. Bizdeki metin çok daha farklı. Usul esas meselesi maalesef uzun yıllardır kanunlarımızda, yarın kanun metni çıksın yine yer alacak. Maliye Bakanlığı esasla ilgili düzenleme yapamaz. Usulle ilgili düzenlemeler yapar. Esas konusunda düzenleme yapma yetkisi yasama organındır. 800 yıldır da böyledir. Biz niye değiştirmeye çalışıyoruz bilemiyorum. Hocamız da söyledi, tam 86 tane madde var. 86 maddede idareye yetki veriyoruz. Bu hukuka aykırı mı verdiğimiz yetkiler? En azından aykırı mı değil mi'nin tartışmasını yapalım. Daha hani hukuka aykırı kesin sonuca varmadan önce bu zemin de yok. Anayasanın 73. 4. maddesi Bakanlar Kurulu'na bazı yetkiler veriyor, doğru. Ama bu da yarısından çoğu hukuka aykırı bir düzenleme. Kanuni ilkesiyle çelişiyor. Yürütme organına birçok konuda işte sıfıra kadar indirme yetkisi, muafiyet veya tam istisna konularında yetki veremezsiniz. Bunları da konuşmamız lazım. Vergi mahremiyeti, hukukun çok genel bir prensibi. Kesinleşmeyi niye aramıyoruz birçok konuda? Kesinleşme aramamız lazım. Yargıya gitmiş ise daha yargısız infaz dediğimiz şey bugün kanunda açıkça vergiler bakımından yapılıyor. Belki aksini ispat edecek bu kişi. Bunu da beklemek lazım. Defter tutma elektronik ortamla ilgili hocamız söyledi, çok sayıda problem var. Çünkü elektronik dünyanın kendi sorunları var. Bunlar gözetilmemiş. Belirli bir süre sonra tebliğ edilmiş sayılıyor. Ama o süre zarfında o mükellefle bir bağlantı kurulabiliyor mu? Mükellefin durumu nedir? Elektronik dünyadan kaynaklanan problemler var mıdır, yok mudur? Bunlara da bakmak lazım. Bu kadar kolay değil. Yarın bir gün mahkeme bunu iptal edecek. Çünkü altyapısında sorunlar var. O zaman bütün elektronik sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yatırımları bu konudaki heba olacak. Yazık günah. Bunları önceden düşünmek lazım. Faiz adaletsizliği hala sürüyor. Bugün İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararları var. Hala idare ile mükellef faiz konusunda denk değil. Neden değil? Mükellef ve idare eşittir hukuken. Hukuki eşitliktir bu. Dolayısıyla zaman ve faiz bakımından da adil olması lazım. Anayasa Mahkemesi karar verdi. İnsan Hakları Mahkemesi Ekoalda ve davasında Yunanistan aleyhine karar verdi. Yıllardır uygulanıyor. Biz hala uygulayamıyoruz. Değiştirdik güya. Hala değişikliğe rağmen hukuka aykırılık devam ediyor. Yani Anayasa Mahkemesi kararı var. Bağlayıcı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararı var. Ve ısrarla biz hala hukuka aykırı olanı uygulamaya çalışıyoruz. Gerçekten anlaşılması mümkün değil. İngilizlerin evet hocam klasik olarak onlar hani değil 50 yıl 500 yılda olsa bir kuralı uygulamaya devam ediyorlar. Bugün metinleri de görürsünüz, kaynakları da görürsünüz, kullandığı şeyler de var. Benim de tezimde hala 200 yıl 300 yıl önceki kararlar günümüzde birebir uyuşuyor. Hala kullanılabiliyor rahatlıkla. Vergi incelemesi meselesi var. Vergi incelemesi düzenlemesi bugün hukuka aykırıdır tamamen. Çünkü vergi inceleme memurları, elemanları bugün genel tebliğ, sirkülere dayalı olarak rapor düzenleyemezler. Bu anayasaya aykırıdır. Bu konuyla ilgili hiç aksine bir görüşü ileri sürmek mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bugün sonrasındaki düzenlemeler de dahil zaman aşımı vesaire 140. madde eski yeni düzenlemede de aynı şekilde devam ediyor. Çok ciddi sorunlar var. Vergi inceleme memuru objektif olmak zorundadır. Kanuna, anayasaya uygun kararlar vermek zorundadır. İdare vergi ilişkisinin tarafıdır. Neden idarenin görüşüne meyledecek? Orada görev yapıyor diye mi? Öyle bir şey olmaz. Görev bakımından objektif olması gerekiyor. Bunun dışında son olarak yine bu mükellef haklarından bir satırla bahsedeceğim.
Birçok hak koyulmuş buraya. Bu doğru değil yaklaşım olarak ona katılmıyorum. Çünkü bir genel nitelikte düzenleme yapılması lazım. Tek tek her hakkı saymaya kalkarsanız onun sonu yok. Ama gerçekten evlere şenlik bir maddemiz var. 124. madde. 124. madde iptaline karar verilemez yapılan işlemlerin diyor. Yani yürütme organı yargıya müdahale ediyor. Yargıya sen bu konuda karar veremezsin diyor. Nasıl karışabilir bir hukuk devletinde yürütme yargıya? Üstelik de bunu kanun maddesi haline koyacaksınız. Bu mümkün değil. Zaten 124. maddede en hızlı şekilde kanunlaşsa bile anayasaya aykırı bulunup iptal edilecek. Ben çok teşekkür ederim sabrınız için. Birkaç şey hukuk olunca hocam çok önemli ekledim. İkinci konuşmacımız Sayın Emre Kartaloğlu. Tabii vergi usul bu kadar hızlı geçilecek bir alan değil ama zaman yönünden gelir vergisine geçmek durumundayız. Buyurun Emre Bey. Müsaadenizle. Tabii ki. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın değerli yöneticileri, değerli meslek mensupları, öncelikle saygılar sunuyorum. 1-7 Mart muhasebe haftanızı kutluyorum bu seminer vesilesiyle. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocalarım, vergi usul kanunuyla ilgili çok güzel görüşlerini, yorumlarını ifade ettiler. Kanunu çok güzel bulmadıklarını anladık. Biz genel olarak tasarı taslağını çok güzel bulmadıklarını anladık. Birçok sorun içeriyor. Hukuki değerlendirmelerde bulundular. Vergi usul kanunu şekli bir kanun. Dolayısıyla hukuki yönü daha ağır basan düzenlemeleri içeriyor. Bizim konumuz, benim konum, benim sunum yapacağım konu gelir vergisi kanunu tasarısı. Gelir vergisini ve kurumlar vergisini tek kanun, tek çatı altında topluyorlar. Şöyle şeyler de duyuyoruz, kurumlar vergisi kaldırılıyormuş diye. Keşke öyle bir şey olsa, öyle bir şey yok elbette. Kurumlar vergisi kanunu kaldırılıyor. Gelir ve kurumlar vergisi kanunu adı altında tek bir kanun olarak planlanıyor. 2013 yılında işte hocam ifade etti, 1980 yılında yine bir tasarı üzerinde çalışmaları varmış. Ben de 2000 yılından beri vergiyle, maliyeyle, bu tür işlerle, muhasebeyle uğraşıyoruz. Hep oldu bunlar. Yani tasarılar, taslaklar değişecek, o olacak, bu olacak. Kurumlar Vergisi Kanunu değişti. 2006 yılında Kurumlar Vergisi Kanunu değişti. İşte sonra dediler ki gelir vergisi kanunu da baştan yazılacak, vergi usul kanunu baştan yazılacak. Bunun için gelir dairesinde komisyonlar kuruldu, çalışmalar yapıldı. 2013 yılında da gelir vergisi kanunuyla ilgili somut bir adım atıldı. 12 Haziran 2013 tarihinde gelir vergisi kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Az önce hocamın bahsettiği vergi usul kanunu tasarı taslağı diye zaten hep üzerinde durduk. Henüz meclise de sevk edilen bir çalışma yok. Ama gelir vergisi kanunu tasarısı 12 Haziran 2013'te meclise sevk edildi. Yani Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, işte kanunlaşma süreçlerinden geçecek, kanunlaşması bekleniyordu. Ancak meclisin tozlu raflarında kaldı. Meclisin tozlu raflarında kaldı, görüşülemedi. 12 Haziran'da meclise sevk edildiğini biz öğrenince İstanbul Mali Müşavirler Odası ve Sayın Başkan Yahya Arıkan yine o zaman da hemen bir komisyon oluşturduk ve çalışmaya başladık gelir vergisi tasarısıyla ilgili. Bugünkü yapacağım sunumda da 21 Haziran tarihinde, yani meclise sevk edildikten yaklaşık 9 gün sonra İstanbul Mali Müşavirler Odası olarak TÜRMOB'a gelir vergisi kanunu tasarısıyla ilgili görüş ve öneriler bir dosya olarak sunuldu. O tarihten bugüne tabii ki kanun görüşülmediği için bizim hazırladığımız dosyada görüşülmemiş oldu doğal olarak. O günden bugüne de aslında incelemeye devam ettik. Neler eksik, neler fazla, nelerin yapılması gerekiyor, neler yanlış yapılıyor.
Bunlar üzerinde duracağız. Önce bir genel eleştiriler, tabii ki biz hani ben de denetim elemanı kökenliyim. Eleştiri yapmadan hiçbir şeyi okuyamıyoruz, gözlemleyemiyoruz ne yazık ki. Eleştireceğiz, önce eleştirilerimizi yapacağız. Daha sonra da neler değişiyor onlar üzerinde de kısaca bir duracağız. Ben vergi usul kanunuyla ilgili değerli hocam Hakan hocam ekleme yaptı. Çok önemli olduğunu, çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Var gücümüzle onu değiştirebilmek için, öncelikle onu değiştirebilmek için, öncelikle onu tasarı taslağından çıkarabilmek için uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Vergi planlamasını, LH vergi planlamasını yasaklıyor. Yani aslında hepimizi boşa düşürüyor bir anlamda arkadaşlar vergi usul kanunu tasarı taslağı. Mali müşavirin belki de görevlerinden birisi planlama yapmaktır, vergi planlaması yapmaktır, yasaldır. Gayri kanuni değildir, yasalara uygundur. Yasaların LH hükümlerini mükellef lehine uygulamak. Bunu yasaklıyor, ilginç bir şekilde yasaklıyor. Vergi usul kanunu başlarken bunu yasaklıyor. Ve hatta diyor ki bu muamelelerin hukuken geçerli olması. Örneğin bir kısmi bölünme yaptık. İşletmelerin, baktığımız grubun, ilgilendiğimiz grubun lehineydi. Bir kısmi bölünme yaptık veya birleşme yaptık. Şirketlerin birleşmesinin vergisel avantajı da vardı ama o birleşme de zaten gerekiyordu. Birleşme yaptık, vergisel avantajından da doğal olarak yararlandık. Bu muamelelerin hukuken geçerli olması, bir sicile tescil edilmesi ya da resmi şekle tabi olması vergi planlaması yapılması yasağını ortadan kaldırmaz diyor. Son derece sakıncalı olduğunu, hani var gücümüzle mutlaka tasarı taslağından öncelikle çıkartılması, düzeltilmesi gereken konunun bu olduğunu düşünüyorum. Vergi usul kanunuyla ilgili, gelir vergisiyle ilgili de devam edelim. 1961 yılında yürürlüğe girmiş, 55 yıldır uygulamaktayız değerli meslektaşlar gelir vergisi kanunu. Yaklaşık 60 civarında değişiklik yapılmış. İşte geçtiğimiz haftada 6661 sayılı kanunla gelir vergisi kanununda değişiklik yapıldı. 6363 sayılı kanunla gelir vergisi kanununda değişiklik yapıldı. Yamalarla yapılan değişikliklerle bugüne kadar uygulana gelmiş. Yine Hakan hocam çok reform olarak başlıyor ya da reform olarak nitelendiriliyor, revizyon olarak sonuçlanıyor. Tamamen revizyon şeklinde bir tasarı. Geneline baktığımızda reform niteliğinde ne yazık ki herhangi bir şey görmüyoruz. İşte gelir vergisi, kurumlar vergisi tek bir çatı altında düzenleniyor. Gerçek kişilerin gelirlerinden alınan vergi deniliyor. Kurumların kazançlarından alınan vergi deniyor. Birçok madde, geçici maddeler, ek maddeler ortadan kaldırılıyor. Daha saf, daha sade, daha yalın bir maddeye düşüyoruz. Toplam 257 maddeden, gelir ve kurumlar vergisi kanunu olarak düşünürsek, toplam 257 maddeden 91 maddelik bir kanuna erişmiş oluyoruz. Ama sadece ifadeler, işte günümüz Türkçesine daha uygun ifadeler haline geliyor. Sadeleşiyor, madde sayısı azalıyor, kanunun tezli şekli değişiyor. Bu sefer çıkacak ama galiba hani çünkü bir Aralık ayında yeni hükümet kurulduktan sonra bir eylem planı açıkladı. O eylem planında da 6 ay içerisinde yapılacak eylemler arasında yeni gelir vergisi kanunun yasalaşması öngörülüyor. Yani birkaç ay içerisinde bu kanun değişecek, yeni kanunla karşı karşıya kalacağız. Gerekçe de deniyor ki etkin, basit, adil bir vergi sistemi yaratmak diyor. Temel hedefimiz etkin, basit, adil bir vergi sistemi yaratmak. Ancak bu hedeflerin, tasarının üzerinde defalarca çalıştık. Bu hedeflerin hiçbirisine ne yazık ki ulaşılamadığını gözlemliyoruz. Neden olduğunu, hangi konularla ilgili bu gözlemimizin neye dayandığını ayrıntılandıracağım. Tasarının hazırlanmasında dikkate alınan ilkeler diyor genel gerekçede, kanun tasarısının genel gerekçesinde. Örneğin yatırım, üretim, istihdam ve tasarrufların teşviki, vergiye gönüllü uyumunu arttırılması vesaire. Genel gerekçede bunlar sıralanıyor. Yatırım, üretim, istihdam ve tasarrufların teşvik edilmesiyle ilgili diyor ki bakın diyor şunları yapıyoruz diyor. Vergi oranlarını diyor işte gelir vergisi oranlarını artan oranlı tarifeyi öngörüyoruz. Ücretler için yüksek basamaklıları, yüksek basamağı düşük oranı öngörüyoruz. İşte kurumlar vergisi oranını %20 öngörüyoruz diyor gerekçede. Zaten öyle yani mevcut kanunda da zaten öyle.
Diyor ki indirimli kurumlar vergisi uygulamasını diyor öngörüyoruz diyor. Teşvikli bölgelerde yatırım yapanlar için indirimli kurumlar vergisi uygulamasını öngörüyoruz diyor. Mevcut kurumlar vergisi kanunumuzun 32A maddesinde zaten var. İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı, bunları örnek olarak aldım. İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının gider yazılmasına izin veriyoruz diyor. Mevcut gelir vergisi kanunumuz zaten buna izin veriyor. Genel gerekçede sıralananların hepsi bu şekilde. Aslında zaten var. O anlamda reform değil, revizyon. Ama şu, muafiyetleri azaltıyorlar, istisnaları daraltıyorlar. Bunlar yeni vergiler olarak karşımıza çıkacak. Bakın işte bugün Sayın Müdürüm 2015 yılı gelirlerinin vergilendirilmesini anlatacak. 2016 yılında değişik olacak. Yani 2016 yılında beyan esası tamamen değişecek. Yeni vergi getiriyor. Bakın bu bir iddia aslında. Yeni bir vergi var mı şu anda karşımızda? Yok. Diyor ki tasarı da diyor zaten. Oranlar aynı. Oranlar aynı. Gelir vergisi var, kurumlar vergisi var. Yine var. Bakmayın, ismi değişiyor. Ama yeni vergiler geliyor arkadaşlar. Yeni vergiler geliyor. Nasıl geliyor? İşte istisnalar kalkarak geliyor. Nasıl geliyor? Götürü gider uygulaması kaldırılarak geliyor. Nasıl geliyor? Beyan esası değiştirilerek geliyor. Bunları eleştireceğiz, üzerinde duracağız. Neleri eleştiriyoruz? Öncelikle kanundaki sıraya, tasarıdaki sıraya da uygun olarak gidiyor aslında bu maddelerimiz. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde biliyoruz ne zaman vergilendirilir? İşin bittiği yıl. İşin bittiği yıl kazanç vergilendirilir. Ama bu hak ediş bedellerinin işte mevduat faizinde değerlendirilmesi, repo hesabında tutulması, dövize yatırılması, bunlardan elde edilen kazançlar işte ilgili yılda mı vergilendirilecek yoksa inşaat işinin bittiği yılda mı vergilendirilecek? Bu da hep özelgelerle ifade edilen görüşler vardı. Tasarıda diyor ki bu faizler elde ettiğiniz hak ediş bedellerini değerlemekten kazanacağınız bedeller, örneğin mevduat faizleri, örneğin kur farkları, işin bitmesini beklemeyeceksiniz diyor. Elde edildiği yılda bunu beyan etmeniz gerekir diyor. Yani geçici vergi beyannamesi vermeniz gerekir diyor aslında başka bir deyişle bunun için. Bunun sorunlu bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Niye stopaj var o zaman? Çünkü ben hani niye geçici vergi beyannamesi verilmiyor yıllara sarı inşaat onarım işlerinde? %3 stopaj var çünkü. %3 stopaj kaynakta hasılatın %3'ü kesilerek vergilendiriliyor. Ayrıca bunların değerlenmesinden elde edilecek kazançların, yani stopaja tabi tutulmuş bir hak edişin değerlenmesinden elde edilecek bir kazancın ilgili yılda beyana konu edilmesinin yanlış olacağını düşünüyoruz. Bunu da raporumuzda ifade ettik. Kanunda, mevcut gelir vergisi kanunumuzda olmayan bir düzenleme var. Reformcuk diyebiliriz belki buna. Özel inşaat işlerinin vergilendirilmesi. Özel inşaat işlerinin vergilendirilmesi. İşte kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, hasılat paylaşımıyla yapılan inşaat işlerinden elde edilen kazançlar ne olarak vergilendirilecek? Önce onlar üzerinde duruyor. Diyor ki bir ticari faaliyetin arsa sahibinin ticari işletmesi bünyesinde gerçekleşmesi halinde bu ticari kazançtır diyor. Aslında şu anda da öyle, yani bunu biliyoruz. Eğer arsa bir ticari işletmeye dahilse bunun kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu edilmesi ve buradan bir kazanç elde edilmesi ticari kazançtır. Bunu vurgulamaya gerek var mı? Kanunda yani neden olduğunu ben anlamadım ama belki de belirtmek istiyor, bu konudaki ihtilafları önlemek istiyor. Hasılat paylaşımı sözleşmesi yapıyorsa bir şahıs diyor, elde ettiği kazanç ticari kazançtır diyor. Bakın bir arsamız var, işte 30 yıl önce almışız, 30 yıl önce almışız, gerçek kişiyiz, herhangi bir mükellefiyetimiz yok. Arsa ticari işletmemize dahil değil. Bunu sattık. İşte mevcut kanunda nasıl? 5 yıldan fazla elde tuttum. 5 yıldan fazla elde tuttuktan sonra satmışım. Değer artış kazancı olmaz. Verginin konusuna girmez. Bunu hasılat paylaşımı şeklinde satmışım. Yani peşin satmamışım da oradan yaratılan kıymetlerden bana ödemeler taksit satıldıkça yapılacak. Değişen bir şey var mı? Yok, sadece benim tahsilat şeklim değişiyor. Ama tasarı bu ayrıma dikkate alıyor. Bence yanlış bir düzenleme yapıyor. Hiç ayrıntısına girmeden diyor ki
hasılat paylaşımı sözleşmesi yapıyorsa bir gerçek kişi, artık o diyor ticari kazanç mükellefidir diyor. Yani defter tutması gerekir diyor, katma değer vergisi mükellefi olması gerekir diyor vesaire. Yanlış bir düzenleme yapıyor. Bunun kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yine benzer şekilde kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde de teslim edilen, arsa sahibine teslim edilen brüt kapalı alan 1000 metrekarenin üzerinde ise ticari kazançtır diyor. Yani ticari kazancın unsurları var mı yok mu, bunlar üzerinde hiçbir değerlendirme yapmadan sadece teslim edilen arsa metrekaresini dikkate alarak kazancın unsurunu belirlemek bir kere vergileme ilkesine aykırı. 500 ile 1000 metrekaresi, 1000 metrekare arasındaysa ticari organizasyon varsa diyor ticari kazançtır diyor. Yine vergileme ilkesi açısından anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani zaten ticari organizasyon varsa, sermaye tahsis edilmişse, bir devamlılık varsa faaliyette zaten ticari kazançtır. 500 metrekarenin altında teslim edilen bir yer varsa, 500 metrekarenin altında da ticari organizasyon yapılmadan bu işlem yapılıyorsa o zaman ticari kazanç olmayacağı anlamın çıkıyor. Sonuç olarak böyle bir düzenlemenin olması, bu işlemin vergi kanununda düzenleniyor olması olumlu, ama 3 tane temel sorun var arsa özel inşaat işlerinin vergilendirilmesiyle ilgili. Özellikle de hasılat paylaşımı sözleşmelerinin ticari kazanç sayılması ve gelir unsurlarının oluşum şekline bakılmaksızın metrekareye bakarak ticari kazanç saymanın sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Tasarının 21. maddesi önce olumlu bir düzenleme yapıyor, sonra olumsuz bir düzenleme yapıyor. Bizim oraya ilaveler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz kurumların, şirketlerin taşınmaz satışları, iştirak hissesi satışlarının %75'i şu anda kurumlar vergisinden istisna. Bunun şartları var. Şartlarından birisi 2 tam yıl aktifte bulundurma. 2 tam yıl aktifte bulundurma. Tamam. Buna bir ilave yapıyor tasarı. Ben bu istisnayı sadece kurumların taşınmaz satışına, kurumların iştirak hissesi satışına getirmiştim ama ticari kazancını bilanço esasına göre tespit edilen gerçek kişiler de bu istisnadan yararlanabilir diyor. Güzel, istisnayı genişletiyor biraz. Yani bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri taşınmaz satışlarında istisnadan yararlanabilecek, iştirak hisse satışlarında istisnadan yararlanabilecek. Peki neden serbest meslek erbabı bu istisnadan yararlanamıyor? Bakın şunun olması lazım. Bir kere hani genel ilke olarak bu tasarıda en çok eleştirdiğimiz konu o. Ayırma kuramı, işte emekle elde edilen kazancın sermaye ile elde edilen kazanca göre daha az vergilenmesi veya vergileme şartlarının daha avantajlı olması. Ücretler emek yoğun bir kazançtır. Serbest meslek kazancı emek yoğun kazançtır. Ücretler için ne vardır? Yine az sonra da ifade edeceğiz ama mesela tarifesi farklıdır ücretlerin. Veya asgari geçim indirimi uygulanır ücret kazançları için. Serbest meslek kazancı ne farkı var ücret kazancıyla serbest meslek kazancının? Eğer emek bir yerde bağımlı çalışıyorsa elde ettiği kazanç ücrettir. Eğer emek serbest çalışıyorsa elde ettiği kazanç serbest meslek kazancıdır. Yani vergileme koşullarının aynı olması gerekir. Ücretlere tanınan asgari geçim indiriminin, işte tarifenin avantajlı vergi tarifesinin öncelikle mutlaka serbest meslek erbabı için de tanımlanması, getirilmesi gerekiyor. Burada ticari kazanca göre serbest meslek kazancı avantajlı vergileme şartlarına sahip olamaz. Tasarıya zaten mevcut gelir vergisi kanunumuza baktığımızda da biz onu görüyoruz. İdarenin verdiği özelgelere baktığımızda da onu görüyoruz. Mevcut tasarıda da onu görüyoruz. Serbest meslek erbabı yine eziliyor. Yani ticari kazanç sahibinden bile, sermayenin kazancından bile daha ağır şartlarda vergilendiriliyor. Bakın bu istisna kime getirilmiş? Bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç sahiplerine getirilmiş, serbest meslek erbabına getirilmemiş. Bu istisnanın mutlaka serbest meslek erbabına da getirilmesi gerekiyor. Sonra da dedik ya istisnayı daraltıyorlar. Kurumlar yararlanıyordu. 2 tam yıl aktifte bulundukları taşınmaz veya iştirak hisse satışlarının %75'i kurumlar vergisinden istisnaydı. Tasarıya göre 2 tam yıldan sonra satışından doğan kazancın %40'ı, 3 tam yıldan sonra satışından doğan kazancın %50'si,
4 tam yıldan sonra satıştan doğan kazancın %60'ı, 5 tam yıldan sonra satıştan doğan kazancın %75'i istisna ediyor, ediliyor. İstisnada ciddi bir daralma var bu anlamda, ciddi bir kısıtlama var. Neden taşınmaz satışlarında istisna var? Kanunda işte bunu da hep gerekçelerde filan şey diye yazardı. İşletmelerin finansman yapılarını güçlendirmek. Eyvallah. Bir gerekçesi daha var. Taşınmaz satışında neden istisna var veya iştirakçı satışında neden istisna var? Bunlar hep tarihi maliyetleriyle yer alıyor. 20 yıl önce bir taşınmaz alınmış, aktife kaydedilmiş. Değeri 1000 lira, bugün satıyorsunuz 1 milyon lira. 999 bin lira kar çıkıyor. Bu karın tamamı reel kar değildir. Bunun işte reel olan kısmını vergilendirelim diye bir istisna düzenlemesi var zaten. Hatta eskiden geçici 10. maddenin, geçici 28. maddenin olduğu dönemde %100 uygulanırdı istisna. Bugün 2 yıldan sonra satışların %40'ı istisna, %60'ından vergi alınacak anlamına geliyor. Bu uygulamanın da özellikle taşınmaz satışlarında yeni vergiler getireceğine, işletmelerin yeni vergilerle karşı karşıya kalmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Serbest meslek erbabı için de bu istisnanın en azından bu haliyle, en azından bu şartıyla uygulanması gerekiyor. Kanun yaparken bazı şeyler unutuluyor. Biz yine bu çalışmamızda, yine hocamın başkanlığında da aslında komisyon çalışmalarına devam edeceğiz. Örneğin gerçek kişi ne dedik? Bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri için istisna getirildi. Bu istisnanın bir de katma değer vergisi yansıması var. Katma değer vergisi kanununda yine kurumların diye başlar. Sadece kurumların taşınmaz ve iştirak hisse satışlarında KDV'den istisnadır. Şimdi gerçek kişiler için de bu istisnayı getiriyorsanız o zaman katma değer vergisi boyutunu da göz önüne almamız gerekiyor. Katma değer vergisi açısından da bu istisnanın düzenlenmesi gerekiyor. Bunu da görüş ve önerilerimiz arasında yer aldık. Çok üzerinde durmayacağız. Hani artık bu tartışma da değil bizim için. Bu bir yaşanan sorun, her ay yaşadığımız bir sorun. Bunu da biz yine mutlaka çözülmesi gereken konular arasında raporumuzda aldık. Serbest meslek erbabı açısından vergiyi doğuran olay tahsilata bağlanmalıdır. Hem vergi usul tasarı taslağında hem gelir vergisi tasarısında tahsil esası, işte serbest meslek makbuzu yine orada diyor, tahsil edilen tutar için düzenlenir diyor. Kanunda tahsil edildiği yıl kazanç elde edilmiş sayılır diyor gelir vergisi kanunda. Ama katma değer vergisinde bu sorun devam ediyor. Bunu birçok ortamda en yetkili isimler çözümleneceğini konusunda söz verdiler. Bunun çözümü de aslında katma değer vergisi kanununda değişiklik yapmakla oluyor. Vergiyi doğuran olayı serbest meslek erbabı açısından tahsilata bağlamak gerekiyor. Bu yeniden kanun yapma sürecinde bunu da tekrar yetkili birimlere iletilmesinde fayda var diye düşünüyoruz. Telif kazançları istisnası diye bir istisnamız vardır bizim mevcut gelir vergisi kanunun 18. maddesinde. Fikir ve sanat eserlerini elde edenler, hattat, ressam, mütercim, heykeltıraş, mucit ve bunların kanuni mirasçıları diye devam eder kanunda. Bunlar istisnadır. Bunların kazançları gelir vergisinden istisnadır ama stopaj yapılır. %17 oranında stopaj vardır bunlarda. Bu istisna sınırlandırılıyor. Deniyor ki 220 bin lirayı aşarsa, işte bu telif hakkı sahiplerinin, yani sanatçıların, fikir sahiplerinin yazdıkları kitaplardan, yazdıkları makalelerden, oluşturdukları görüşlerden, yaptıkları yeni eserlerden elde ettikleri kazanç, 2016 rakamıyla söylüyorum, 220 bin lirayı aşarsa bunlar artık beyanname verecekler diyor. İstisnadan tamam, stopajları %17 olur ama yine beyanname verecekler bunlar diyor. Bunlar beyanname, bir kere bunu eleştiriyoruz. Yani bu sınırlamanın getirilmesini kesinlikle eleştiriyoruz. Bunlar beyanname vereceklerse, %25 götürü gider hakları vardır bunların diyor. Hani bunların normal gerçek gider oluşma ihtimalleri çok azdır. %25 götürü gider hakları vardır. O zaman biz de şunu diyoruz, demeyi tartışıyoruz daha doğrusu. Diğer serbest meslek erbabı içinde, örneğin mali müşavir içinde
götürü gider imkanı, hani o da serbest meslek erbabı, telif kazancı elde ediyor. Mali müşavir de, avukat da serbest meslek kazancı elde ediyor. Götürü gider, %25 götürü gider, bunlar için de öngörülebilir mi? Tamam, gerçek vergilemeden yanayız, her türlü götürü uygulamanın karşısındayız ama bunun karşısında olabilmek için de bizim tüm gerçek giderlerimizin kabul edilmesi lazım. Yani hani yaşayabilmek için, hayatta kalabilmek için serbest meslek hayatını, serbest meslek kazancını devam ettirebilmek için yaptığım tüm gerçek giderlerin defterde işleyebilmem lazım. Kanun ve tasarı buna izin vermiyor şu anda. O zaman yöntemlerden birisi olarak, seçimlik hak olarak serbest meslek erbabı için de götürü gider uygulaması olabilir mi diye tartışıyoruz. Olabilir diye düşünüyorum ben seçimlik hak olarak. Yine mesleki kazançla ilgili şu yapılıyor. Hani 68. madde mevcut kanunda nelerin gider yazılabileceğini düzenler serbest meslek kazancının elde edilmesi tespitiyle ilgili. Bu tek tek saymıyor. Yeni tasarı tek tek saymıyor. Diyor ki ben diyor bunu ticari kazanç bölümünde belirttim zaten diyor. Ticari kazancın tespitinde yapılabilecek indirimlerin tamamı serbest meslek kazancı açısından da geçerlidir diyor. Bu bazı sorunları çözüyor. Örneğin hani hep burada seminerlerde anlatıyoruz. Damga vergisini, ticari kazanç sahibi beyanname damga vergisini gider yazabiliyor. Niye? Çünkü 40. maddede sayılmış. Serbest meslek erbabı beyanname damga vergisini gider yazamıyor. Niye? Damga kelimesi 68. maddede geçmiyor. Çünkü en azından buna benzer sorunlar gideriliyor. Ama dediğim gibi gerçek vergilemeden yanayız. Gerçek vergilemenin de temel şartı gerçek giderlerin indirimine izin verebilmektir. Serbest meslek erbabı ile ilgili önerilerimiz, dedim ya az önce ayırma kuramı, serbest meslek kazancı, ticari kazancın vergilendirilmesine göre avantajlı olmak zorunda. Ticari kazanç, sermaye, kazanç elde edebilmek için ne kullanıyor? Makine kullanıyor. İşte fabrika binası kullanıyor ve bunları ne yapıyor? Amortismana tabi tutuyor. Serbest meslek erbabı neyi kullanıyor? Sadece kendi bilgisel birikimini, bilgisini kullanıyor. Kendi bedeni çalışmasını kullanıyor. Kendi emeğini kullanıyor. Bunun için bunun bir amortismana tabi olması lazım. Bunun vergiye mutlaka bir yansımasının olması lazım. Bizim öngörümüz faaliyetin ilk 5 yılında %10, sonraki yıllarda %20 oranında mesleki yıpranma indirimi, beyin amortismanı ne olarak adlandırılırsa adlandırılsın, mutlaka bu şekilde bir serbest meslek kazancının tespitinde bir indirimin öngörülmesi gerekiyor. Yine serbest meslek kazancıyla ilgili amortisman sürelerinin kısaltılması gerekiyor. Amortisman sürelerinin bilgisayar ve yazılım giderlerinin 2 yılda amortismana tabi tutulması. Her türlü eğitim harcamasının, mükellefinin kendisi, eşi ve çocuğuyla ilgili her türlü eğitim harcamasının, her türlü sağlık harcamasının hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın gider yazılması. Bakın beyannamede indirim konusu yapılması demiyoruz. Gider yazılmasını öneriyoruz. Mesleki sorumluluk sigortası dahil olmak üzere her türlü sigorta poliçesinin gider olarak dikkate alınması, mesleki faaliyete giderlere eklenmesi, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının giderler arasında yer alması. Bunu kabul etmediler biliyorsunuz verdiğiniz verilen özelgelerde. Bağımsız denetçi belgesi, kurs ve yetkilendirme belgesi ücretlerinin gider yazamazsınız dediler. Bu tür harcamaların tamamının gider, her türlü eğitim harcamasının. Her türlü eğitim, nerede, ne şartla, yurt içinde, yurt dışında, ne olursa olsun her türlü eğitim harcamasının gider yazılması, indirim değil, gider yazılması. Mesleki faaliyet kapsamında yapılan hatalar sonucu müşterilere kesilen ve serbest meslek erbabı tarafından ödenen cezaların gider yazılabilmesi. Şu anda Maliye Bakanlığı bunların gider yazılmasına izin vermiyor. Çünkü vergi usul kanununda cezalar, gecikme faizleri ve cezalar gider yazılamaz diyor. Ama bu benim cezam değil ki, ben bunu bir tazminat gibi ödüyorum. Yani ceza kimin cezası? Mükellefin cezası. Meslek mensubu bunu ne olarak ödüyor? Bir tazminat olarak ödüyor. Dolayısıyla bu bir ceza değildir. Yapılan bu tür ödemelerin tamamının gider olarak dikkate alınması gerekiyor. Mükellefiyet başlamadan önce meslek kuruluşlarına yapılan ödemelerin gider olarak, giyim harcamalarının
dış giyim harcamalarının gider olarak dikkate alınması gerektiğini, biz dediğim gibi 2013 yılında hazırladığımız raporda gerekli yerlere meclise sevk edilmek üzere, Maliye Bakanlığı'na sevk edilmek üzere gönderdik. Emre Bey, konuyu toparlayabilirsek. Tamam. Rica ederiz. Serbest meslek kazancına getirilen istisna, onu bahsettik az önce. Ücretler için indirimli tarife uygulanıyor. Bu tarife mutlaka ayırma kuramı gereğince serbest meslek erbabına da uygulanması gerekir. Dediğim gibi ikisi de emek üzerinden para kazanıyor. Birisi bağımlı çalışıyor, birisi serbest çalışıyor. Ayrı tarifelerin uygulanmasına tamamen karşıyız. Stajyerlerin ücretlerinin, avukat stajyerlerinin, serbest muhasebeci, mali müşavir stajyerlerinin asgari ücrete isabet eden kısımları için gelir vergisi getirilmesini öngörüyoruz. Götürü gider kaldırılıyor. Gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider kaldırılıyor. Biliyorsunuz hem iş yerleri için hem konutlar için %25 götürü gider mevcut yasamıza göre uygulanıyor. Diyor ki iş yerleri için kesinlikle uygulanamaz. İş yeri kira gelirlerinde götürü gider yoktur. Gerçek giderin varsa düşeceksin, yoksa düşemeyeceksin. Konutlarda da yine 2016 rakamlarıyla söylüyorum. Bunları tarifelere bağlayarak söylüyor ama konutlarda da diyor ki 30 bin liraya kadar konut kira geliriniz varsa %25 götürü gider düşebilirsiniz. 30 bin lira ile 69 bin lira arasında konut kira geliriniz varsa %15 götürü gider düşürebilirsiniz diyor. 69 bin liranın üzerinde konut kira geliriniz varsa götürü gider konut kira gelirlerinde de uygulayamazsınız diyor. Vergiyi tabana yaymaktan bahsediyor işte tasarı, vergiyi elbette bu şekilde, hani bu da kaldırılırsa, yani götürü gider kaldırılırsa, o zaman tamam yine kaldıralım götürü gider de kira geliri elde edenin yapmış olduğu tüm gerçek giderlerinin, hayatta kalabilmek için yapmış olduğu tüm gerçek giderlerinin indirimine izin verelim. Sayın Müdürüm bahsedecektir bundan. Götürü giderle ilgili 2015 yılında, bakın şu anda beyanname verilmesi durumunda 126.560 liraya kadar iş yeri kira gelirlerinde stopaj ve götürü gider uygulandığında vergi çıkmıyor 126.500 liraya. Kanun değişirse, tasarı bu şekliyle yürürlüğe girerse 37.580 TL'den sonra iş yeri kira gelirleri için vergi çıkıyor. Dedim ya, tasarı yeni vergiler getiriyor. Yeni vergilerden birisi bu. 2015 yılında 126.560 liranın stopaj sonrası beyannamede ödenecek bir gelir vergisi çıkmıyor. 2016'da tasarı yasalaşırsa stopaj sonrası beyannamede 11.074 TL. 11.074 TL ama 2015 tarifesiyle yaptığımız hesaplamayı söylüyorum. 11.000 lira ilave vergi çıkıyor. Değer artış kazançlarında 5 yıldan fazla elde tutmak, az önce de söyledik, istisnadır. Burada bir sınırlamaya gidiliyor. Yine burada sınırlamaya gidiliyor. 2 yıldan sonra satışında %40 istisnadır. 3 yıldan sonra satışında %50, 4'ten sonra 60, 5'ten sonra 75'i. Kazancın %75'i istisnadır deniyor. Mevcut uygulamada kazancın tamamı istisna 5 yıldan sonraki satışlarda. Bu yeni bir vergileme anlamına geliyor. Pay senetleri, o ortaklık, hep şunu söylerdik ya, 5 dakika içerisinde toparlıyorum Sayın Başkanım. Tam mükellef kurumlara ait pay senetlerinin ortaklık hakları. Hep şunu söylerdik, hani limited şirket mi avantajlı, anonim şirket mi avantajlı? Anonim şirketin şu avantajı var, işte hisse senedi satarsanız daha sonra 2 yıl elde tuttuktan sonra hisse senedi satarsanız vergi çıkmıyor. Ama limited şirketin iştirak payını ne zaman satarsan sat vergi çıkıyor. Bu pay, bu ayrım ortadan kalkıyor. Her türlü ortaklık hakkı devri veya satışı aynı muameleye tabi tutulacak. Ama neydi hisse senetleri için? 2 yıldan sonra satışında, 2 yıldan sonra elde tutup satışında tamamı istisnaydı hisse senedi satışının. Şimdi her ortaklık hissesiyle, yani kooperatif hissesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. Limited şirket iştirak payı da bu kapsamda değerlendirilebilir. 2 yıl için %40'ı istisna, 3 yıl elde tutarsanız %50'si istisna, nihai olarak 5 yıl elde tutarsanız %75'i istisna diyor. Yıllık gelir beyannamede düzeltilmesi mutlaka, bence mevcut hali çok daha iyi. Çok kısaca söyleyeceğim. Diyor ki örneğin, yine 2016 rakamıyla söylüyorum değerli meslektaşlar.
220 bin liranın üzerinde ücret geliri elde ederseniz beyanname vermek zorundasınız diyor. Hani tek işveren stopaj varsa isterse trilyon olsun beyan edilmez ya. Yok diyor yeni tasarı, diyor ki 220 bin liranın üzerinde ücret geliriniz varsa beyanname vermek. E verelim, ne olacak ki? Zaten hani ücretten bordro yaparken artan oranlı tarifeye göre stopaj yapıyoruz. E yıl sonu aralık bordrosuyla beyannamedeki vergi aynı olacaktır aslında. Hesaplanan eksi mahsup sıfır çıkacaktır değil mi? Ücret beyan edilsin, sorun yok. Ama öyle olmuyor. Bakın ücret beyan ettik. 250 bin lira ücretimiz var. 10 bin lira da konut kira geliri var. Mevcut yılı, mevcut kanuna bakalım. 250 bin lira ücret beyan edilmez. 10 bin lira konut kira geliri beyan edilir. İstisnanın da olmadığını kabul edelim. Götürü gideri daha da uygulamadı. 1500 lira %15'e vergi dilimi olarak %15'e gelir. Tasarı diyor ki tek işverenler alınmış olsa bile, stopaj yapılmış olsa bile 220 bin liraya aşan ücret beyan edilir diyor. Tamam edelim, bak ücret nedeniyle ücretin stopajı mahsubuna eşit olacaktı ya, ücret nedeniyle vergi çıkmayacaktı bizden. Ama toplam kazancım ne kadar oluyor? 260 bin lira oluyor. 260 bin lira artan oranlı vergi tarifesine girdiği için %35'e, %33'e çıkıyor vergi oranı ortalamada. Dolayısıyla az önce %15'e, %15 vergi ödediğim kira geliri için şimdi tasarı yasalaşırsa %33 küsür oranında gelir vergisi ödemek zorunda kalıyorum. Tüm bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sürem daraldığı için örnekleri çoğaltmakta zorlandım. Yeni bir vergi, beyanın toplanması esası yeni vergiler getiriyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Beyanname verilme sürelerini önerdik. Son dönem geçici vergiyi tasarı kaldırıyor. Oh ne güzel, zaten gereksiz olduğunu söylüyorduk. Ama ne yapıyor? Gelir vergisinin beyanını Şubat'a çekiyor. Kurumlar vergisinin beyanını Nisan'a çekiyor. Ticaret kanunu bile der ki hani bir 3 aylık süre mutabakatların yapılması, defterin, mali tabloların oluşması için uluslararası finansal raporlama standartları 3 aylık süreyi öngörür. Ama bizim gelir vergisi kanunumuz o 3 aylık süreyi öngörmüyor. Daha erken, yani mali tablonuz oluşmadan bile beyanname vermeniz gerekir diyor. Bunlara karşı çıkıyoruz. Son dönem geçici vergi kalkması tamam, olumludur. Ama beyan 29 Mart'ta gelir vergisi beyan edilmeli. Mart'ın son günü ödenmelidir diyoruz. Kurumlar vergisi 4. ayın son gününden önceki gün beyan edilmelidir. 4. ayın son gününde ödemesi yapılmalıdır diyoruz. Geçici vergini 19'u beyan, 20'si ödeme olmasını talep ediyoruz. Muhtasar beyannamelerin ayın son gününden, izleyen ayın son gününden önce beyanname verilmesini, KDV'nin de aynı şekilde ayın son günü ödeme yapılmasını öneriyoruz, önermeye devam edeceğiz. Son bir yine vergileme, çok üzerinde duruyorum. Hani dedik ya, eğitim ve sağlık harcamaları. Bakın hani en doğal, en temel ihtiyacımız belki. Yani su kadar doğal ya da beslenmek kadar doğal bir harcama. Eğitim ve sağlık harcaması. Bunu gider yazılmasına zaten izin verilmiyor. Eyvallah dedik. Hani beyannamede bir indirim imkanımız vardı. Beyannamede kazancın %10'unu aşmaması şartıyla, işte Türkiye'de yapılması, faturayla belgelendirilmesi şartıyla beyannamede indirim yapabiliyorduk. Yine yapabiliyoruz ama öyle bir kısıtlama getiriyorlar ki ve bunu öyle cümlelerle ve öyle kelime oyunlarıyla yapılıyor ki bu. Diyor ki bakın tasarıda, gerçek kişiler tarafından yıllık beyannamede bildirilen gelir ve kazancın indirime esas tutarının %15'ini, kazancın %15'ini tamam ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması. Bakın bu kelime yoktu. Mevcut kanuna bakın. Asgari ücretin yıllık brüt tutarı, yani 15 bin küsür lirayı 2015 lira için aşamaz diyor. Bu yani eğitim harcaman, 40 bin lira eğitim harcaması da varsa asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşamazsın bir kere diyor. Ve bunu da %15 ile çarpacaksın. İlk vergi dilimindeki oranla çarpacaksın. Bulduğun tutarı hesaplanan vergiden mahsup edeceksin diyor. Bakın öyle bir zorlaşıyor ki hani çok yerde bu zorlaşmayla kal. Neydi? Etkin, basit, adil demişti tasarı genel gerekçesinde. Etkin değil, basit değil, adil değil. Ne yazık ki. Bunun olması için uğraşıyoruz. Umarım bu çalışmalarımız yetkili yerlere gider. Bu bahsettiğim şey çok kısa bir örnek. Yine bunu 2015 yılı rakamlarıyla yaptık. 400 bin lira kazancımız var. Mevcut kanuna göre, tasarıya göre.
Eğitim harcamamız 40 bin lira. Mevcut kanuna göre matrahımız 360 bin lira oluyor. Hesaplanan vergi artan oranlı tarifeye göre 118 bin lira. Ödenecek gelir vergisi mahsup olmadığı varsayımıyla 118 bin lira. Tasarıya göre yine 40 bin lira eğitim harcamasını matrahtan düşemiyorum. Asgari ücretin yıllık brüt tutarının %15 ile çarpımını hesaplanan gelir vergisinden düşüyorum. Sonuç 129 bin liraya çıkıyor. 11 bin lira ilave vergi geliyor. Umarım etkin, adil, basit bir gelir ve kurumlar vergisi olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Emre Bey'e. Çok konuşacak şey var tabii. Ben de kesmek istemiyorum ama zaman problemimiz de var. Daha umarım geniş konuşmalarda bunlara devam ederiz. Örneklere özellikle girmek lazımdı. Biraz da bu senenin vergilerine bakalım. Kadir Bey sabırla bekledi. Kadir Önder, en yetkili kişi gelir idaresinden konuyla ilgili bilgi verecek. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli yöneticiler, siz değerli meslek mensubu arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle vergi haftasını bitirdik. Biz idare olarak onu kutladık. Siz 1 Mart itibariyle başlayan vergi haftanızı da idare olarak kutluyorum. Hepinize hayırlı olsun. Şubat ayı ile birlikte beyan dönemi başladı. Mart ayıyla ve Nisan ayıyla yoğun bir şekilde devam edecek. Bu sürecin gerek sizler için gerekse biz idare için hayırlı bir şekilde tamamlanmasını, bitmesini temenni ederim. Bugün size biraz önceki değerli katılımcıların da anlattığı gibi taslaklar üzerinde bahsedildi. Ben ise mevcut olan mevzuat hükümleri çerçevesinde 2015 yılı için verilmesi gereken yıllık gelir vergisi ile ilgili özellik arz eden durumlara aktarmaya çalışacağım. Bize idareye gelmiş olan sorulardan hazırlamış olduğum bu sunumda sizlere inşallah faydası olur. Buraya gelmeden önce en çok sorulardan birisi şuydu: biz yabancı memlekette oturan Türk vatandaşlarıyız. Elde etmiş olduğumuz, yani Türkiye'de elde etmiş olduğumuz gelirleri beyan etmemiz gerekiyor mu şeklindeydi. İlk olarak, yani çok yoğun bir şekilde gelen bu soruyla ilgili olarak da bir örnekle sunumuma başlamak istiyorum. Biliyorsunuz 210 sayılı gelir vergisi kanunu genel tebliğinde yurt dışında ikamet eden, oturma izni alan Türk vatandaşları dar mükellef olarak vergilendirmesi gerekiyor Türkiye'de elde etmiş oldukları kazançlar için. Buradaki örneğimizde Almanya'da çalışan ve ikamet eden bir kişi Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan iş yeri kira gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edip etmeyeceği veyahut da bir beyanname veriyorsa bunun beyan edilmesi durumunda nasıl olacağı, ayrıca kiracıların bu tevkifatı yapmaması durumunda veyahut da eksik yapması durumunda mülk sahibinin, yani Almanya'da oturmuş olan veyahut ikamet eden, işte çalışma izni olmuş olan vatandaşların sorumluluğun olup olmadığı şeklindeydi. Mevcut mevzuat hükümlerimize göre 210 sayılı gelir vergisi genel tebliğinde açıklandığı üzere dar mükellef olarak vergilendirilecek olan bu Türk vatandaşımız, Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşımız, Türkiye'de elde edilen bir kira geliri var. Ancak bu tevkifata tabi olduğu için herhangi bir şekilde beyanname vermesine gerek bulunmamakta. Kiracıların tevkifatı yapmaması veyahut da eksik yapması durumunda sorumluluğu var mı diye soru sorulduğunda, biz 268 seri nolu gelir vergisi genel tebliği doğrultusunda banka veyahut da posta idaresi kanalıyla ödendiğinin tevsiki durumunda herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını söylüyoruz.
Diğer bir örneğimiz, kendi mülkü olan arsa üzerine kiralamak üzere iş merkezi inşa etme faaliyetinin özel inşaat kapsamında değerlendirmesi mümkün mü? İnşaatın bitimiyle birlikte söz konusu gayrimenkullerin kiralanması faaliyeti sonucu elde edilen kazanç gelir vergisi kanunu açısından nasıl vergilendirilmesi gerekir? Burada dikkat etmemiz gereken bir husus, özel inşaatların şu anki mevcut mevzuatımız gereği vergilendirmesi söz konusu değil. Ancak bu özel inşaatların şahsi ihtiyaç kapsamını aşması durumunda elde edilen gelir ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmekte. Burada iş merkezi inşaat faaliyeti şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşan bir boyutta olması nedeniyle ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekiyor. İnşaatın tamamlanmasına müteakip iş merkezindeki bölümlerin kiraya verilmesi halinde de söz konusu kiralamalar devamlılık arz ettiğinden ve bir organizasyon gerektirecek hacim ve öneme sahip olmasından dolayı elde edilen kazanç da ticari kazanç olacaktır. Dolayısıyla kiralanmak üzere iş merkezi inşa etme faaliyeti neticesinde açılan ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti inşaatın bitimiyle birlikte sona ermesi söz konusu olmayacak. Gayrimenkul kiralama faaliyeti nedeniyle elde edilen kazanç da ticari kazanca ilişkin hükümler çerçevesinde vergilendirilecek ve mükellefiyetin kiralama faaliyeti süresince devam etmesi gerekecektir. Bir diğer örneğimizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri adı altında serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunan bir kişinin bünyesinde sigortalı iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırması durumunda elde etmiş olduğu kazanç, gelir, gelir vergisi kanunu açısından nasıl vergilendirilecektir? Bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması halinde İş güvenliği uzmanlığı faaliyetinden elde edilen kazançlar serbest meslek kazancı olarak değerlendirecektir. Ancak bu uzmanın sigortalı olarak çalıştırılan iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile birlikte verilen hizmetler şahsi mesleki faaliyet boyutlarını aştığından dolayı ve ticari bir organizasyona dönüştüğünden dolayı elde edilen kazanç ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir. Veraset yoluyla intikal eden, müşterek maliki bulunan dairenin kira mukavelesi yapılmaksızın günlük veya haftalık olmak üzere eşyalı olarak kısa sürelerle kiraya verilmesi, kiralamadan başka hizmet verilmemesi halinde bu daireden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye adımı yoksa ticari kazanç mı olarak vergilendirilecektir. Burada veraset yoluyla edinilen bir gayrimenkul söz konusu ve bir organizasyon içerisinde devamlı olarak kısa sürelerle başkalarının istifadesine sunulan bu konuttan elde edilen gelir ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekecektir. Kat karşılığı ile ilgili yine mevzuat hükümlerimize göre inşaat işinde arsa sahibi adına ödenen ve faturası arsa sahibi adına düzenlenen belediye, yapı denetimi ve bu gibi giderler ticari kazancın tespitinde gider olarak kaydedilebilir mi? Burada yapılan ödemeler neler olabilir? Belediyeye, İSKİ'ye, elektrik idaresine, yapı denetim şirketine yapılan harç veyahut da katılma payı bedelleri adı altında yapılan ödemeler olabilir. Bu ödemeler maliyet içerisinde yer almadığından ve ticari kazancın tespitine dikkate alınacak giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için giderlerin tevsika esas belgelerle belgelendirmesi, bu belgelerin mükellef adına düzenlenmesi gerektiğinden ticari kazancın tespitinde maliyet veya gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir. Eşe ücretli olarak yanında çalışan mükellefin eşine yaptığı ücret ödemeleri ve ödenen SGK primleri ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir mi? Burada ticari kazançta indirilemeyecek olan giderler gelir vergisi kanununun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Eşe yapılan ücret ödemesi 41. maddeye hüküm gereği indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ayrıca bu sosyal güvenlik primlerine sosyal güvenlik primi ödemeleri de aynı şekilde 41. maddeye göre indirim konusu yapılması mümkün değil. 89. maddeye göre de
yine beyanname üzerinden indirme söz konusu olmayacaktır. İşverenlerin, bu işverenin çalışanlar adına ödemiş olduğu grup sigorta poliçelerine ilişkin bedeller doğrudan gider yazılabilir mi? Burada grup sigorta poliçesi kapsamında içeren işveren tarafından çalışanları ile eş ve çocukları adına ödenen özel sağlık sigortası tutarlarının personele yapılan ücret ödemesi olarak kabul edilmesi ve ücret bordrosuna dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmekte. Ücretin aynı nakdi veyahut da menfaat temini şeklinde ödenmesi mümkün. Burada dolayısıyla ücret olarak vergilendirilmesi gereken bu söz konusu menfaatlerin tamamının Gelir Vergisi Kanunu 40. maddesinin 1. maddesi hükmü gereği, 1. bendi hükmü gereği gider olarak indirim konusu yapılması da söz konusu mümkün. İşe başlamadan önce alınan emtia ve demirbaş ile özel maliyet giderleri dolayısıyla yapılan ödemeler gelir vergisi açısından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir mi? Burada mükellefiyet tesis ettirmeden önce bir takım giderler olabilir. Faaliyet ilişkini olan satın alınan emtia ve demirbaş faturaları olabilir veya diğer harcamalara ilişkin faturalar olabilir. Burada işe başlanmasına mütakip dikkat edilmesi gereken husus şurada. Vergi Usul Kanunu'nun 219. maddesinde yer alan süreler içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde bu tutarların gelir vergisi açısından gelir veyahut da maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün olacaktır. İş yeri personelinin geçirdiği bir iş kazası sonucu mikro cerrahi yöntemiyle acil yapılması gereken ameliyata ilişkin ücret farkı işletme tarafından ödenmesi halinde yapılan ödeme kazançtan indirim konusu yapılabilir mi? Burada Gelir Vergisi Kanunumuzun 40. maddesinin 2. bendinde tedavi ve ilaç masraflarının indirim konusu yapılması mümkün olacağı hükmü altına alınmıştır. Dolayısıyla bu personelin ameliyatı için ek yapılan ek ödemelerin de bu madde gereği indirim konusu yapılabilecektir. Satış ve pazarlama hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan aracın çalınması durumunda kasko bedelinin sigorta şirketi tarafından ödenmemesi nedeniyle ruhsat sahibi şirkete kasko bedeli üzerinden yapılacak ödeme gider olarak indirim konusu yapılabilir mi? Burada kiralama sözleşmesine istinaden ruhsat sahibi şirkete çalınan aracın bedeline ilişkin bir ödeme yapılması söz konusu. Gelir Vergisi Kanunu 40. maddesinin 3. bendinde de mukavelenameye istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak değerlendirilebileceği söz konusuydu. Buradaki zarar, ziyan ve tazminat ödemesi olarak değerlendirmesi mümkün olmayacağından indirim konusu yapılması da söz konusu değil. Yani yapılan bu ödemenin indirim konusu yapılması mümkün değil. İş kazası geçiren, tazminat davası açan çalışanın tazminat miktarında anlaşılması nedeniyle, yani işverenden hizmet erbabı anlaşıyor, anlaşılması nedeniyle davadan vazgeçmesi halinde ödenen tazminat gider olarak yazılması mümkün mü? Burada tazminat miktarında anlaşılmış olması nedeniyle mahkeme tarafından konuya ilişkin karar verilemeyeceğinden dolayı iş kazası sonucu ödenen tazminat tutarının Gelir Vergisi Kanunu 40. maddesinin 3 numaralı bendine göre ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olamayacaktır. Bir diğer örneğimiz buna benzer bir konu. Mahkeme kararına göre iş akdi feshinin geçersizliği nedeniyle işe iadesine karar verilen işçilerin süresi içinde işe geri alınmaması nedeniyle mahkeme kararına göre ödenen işe iade tazminatlarının boşta geçen süreler için yapılan aylık ücret ödemeleri ile mahkeme masraflarının gider kaydedilip edilemeyeceği hususu. Bu konuya baktığımız zaman iş sözleşmesinin feshedilmesi işleminin geçersizliğine hükmeden mahkeme kararında işe başlatılmama hali için belirlenen işe iade tazminatlarının ve mahkeme masraflarının Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin 1. fıkrasının 3 numaralı bendi kapsamında boşta geçen o ücret ödemelerinin ise aynı maddenin 1. fıkrasının 1 numaralı bendi kapsamında kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde inşaat ve onarma işinin kamu ihale kanununa tabi idarelerce ihale edilmemesi durumunda işin bitim tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınması gerekeceği. Bu konuyla ilgili gelir vergisi kanunumuzda geçici kabule tabi işlerde geçici kabul tutanağının idareci onaylandığı tarihin dikkate alınacağı hükmediliyor. Diğer işlerde ise fiilen işin bittiği tarih veyahut da orada fiilen bittiği tarihin dikkate alınması gerekiyor veyahut da işin bırakıldığı, fiilen bırakıldığı tarihin dikkate alınması gerekiyor. Burada kamu ihale kanuna tabi idarelerce yapılan bir ihale olmadığından dolayı, yani daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak, her iki tarafın da hem işverenin hem de yüklenicinin özel sektör olması durumunda biz artık geçici kabul tutanağına değil, işin fiilen bitirildiği tarihe bakmamız gerekiyor. O tarihe dikkate alarak gerek beyanlarda gerek tevkifatlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Adına kayıtlı şoför koltuğu dahil 15 koltuklu bir minibüs ile faaliyette bulunan bir mükellefimiz tekrar başka bir 15 kişilik bir minibüs alması durumunda basit üssü gelir vergisi ne ilişkin hükümlerden yararlanabilir mi diye bir soru geldiğinde biz artık orada 47. maddede yazılı olan, yani basit üssünün genel şartları içerisinde yer alan kendi işinde bil fiil çalışmak veyahut da bulunmak şartının ihlali kabul ettiğimizden dolayı burada basit üssünden faydalanılması söz konusu olmayacaktır. Bir diğer sıkıntılı bir konumuz özellikle işverenler ve hizmet erbabı açısından bir problem olarak karşımıza gelmekte ve engelli indirimden yararlanacak olan vatandaşlarımızın da hizmet erbaplarının da bu haktan hakkıyla yararlanamadıkları söz konusu. Burada engelli vergi indirimden yararlanılabilmesi için öncelikle engelli vatandaşlarımızın ellerinde eğer herhangi bir rapor yoksa bize başvurmaları gerekmektedir. İdaremize başvurmaları gerekiyor ve bizim onları hastaneye sevkimiz söz konusu. Hastaneye sevk edildikten sonra alınacak olan rapor artık engellilik indirimi için geçerli olan bir tarih oluyor. Ancak kişilerin ellerinde daha önce mevcut olan engelli raporları olabilir. Bu durumda bu engelli raporlarıyla, mevcut engelli raporlarıyla idaremize başvurdukları takdirde, yalnız raporlar 2008 yılı ve sonrasına ait olması gerekiyor yönetmelik gereği. Bu durumda bize başvurdukları tarih dikkate alınıyor. İhtiraf konusu olabilir, yargı intikal etmiş olabilir, yargı o kişiyi hastaneye sevk etmiş olabilir. O durumda da yargı kararına göre sevk edilmiş olan hastane raporuna göre dikkate almamız gerekiyor bu engellik indiriminden başlama tarihine. Kişi sağlık il müdürlüğüne itirazda bulunmuş olabilir. Ona göre hakim hastaneye sevk ediliyor. Hakim hastanenin vermiş olduğu rapor dikkate alınıyor. Ama şurada en çok hata yapılıyor, yanlışlık yapılıyor. Daha önce engelli vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olan bir vatandaşımız iş yeri değiştirdiğinde yeni işe başladığı tarihten itibaren değil, bize tekrar başvurması gerekiyor. Tekrar bizden bir yazı alması ve bizim iş yerine yazı yazmamız gerekiyor. İş yerine, yeni işine başlamış olduğu tarih değil, bize başvurduğu tarih dikkate alınıyor. Onun için bu konuda da uyarma ihtiyacı duyduk. Fitness spor kulübünde sürekli arz eden bir şekilde spor antrenörü veya da spor danışmanlığı sözleşmesiyle hizmet verilmesi durumunda elde edilen gelir nasıl vergilendirilmesi gerekiyor? Burada eğer bir hizmet sözleşmesiyle bağlılık arz edecek şekilde çalışma varsa elde edilen kazanç ücrettir. Kendi nam ve hesabına çalışıyor, bir bağlılık da yoksa eğer o takdirde serbest meslek kazancıdır. Ama kişi kendisi ekipmanlarını, donanımları kendi temin ediyor ve kendisi faaliyeti bir ticari organizasyon boyutunda yapıyorsa o zaman elde edilen yapılan faaliyet neticesinde elde edilen gelir ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirmesi lazım. Basit üssü gelir vergisi mükellefinin yanında eş çalışabilir. Bu durumda elde edilen gelir vergisi kanunu 64. maddesinin 1 numara bendinde diğer ücretli olarak mı değerlendirmesi lazım? Burada eşin yanında çalışılması nedeniyle eğer nakden veya da hesaben bir ödeme yoksa
ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na da herhangi bir prim ödemesi de söz konusu değilse, diğer ücretli olarak vergilendirme söz konusu olmayacaktır. Serbest meslek erbabı, iş yerinde çalıştırdığı annesi, babası, kardeşi, eşi ve çocuğuna ödediği ücretler ile sigorta primlerini gider olarak indirim konusu yapabilir mi? Gelir Vergisi Kanunu 61, 94, 103 ve 104. maddeleri uyarınca vergilendirilen ücret ödemelerinin mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirmesi mümkündür. Ancak söz konusu ücret ödemelerinin serbest meslek erbabı tarafından icra edilen mesleki faaliyetin idame ettirmesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olması gerekmekte. Sosyal güvenlik primlerini işveren payının ise fiilen ödendiği tarihte de indirimi mümkün. Serbest meslek erbabının genel giderleri karşılamak üzere kullanmış olduğu bir kredi varsa ve bu krediye ilişkinde bir faiz ödemesi söz konusuysa bu faizi indirim konusu yapabilir mi? Burada çalıştıran işçilerin ücretleri ve iş yerinin genel giderlerini karşılanmak üzere kullanılan banka kredisine ilişkin olarak ödenen faizin mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilerek mesleki kazancın tespitinde indirilmesi mümkün. Ancak söz konusu kredinin şahsi harcamalar için de kullanılması durumunda buna ilişkin faizin gider olarak indirilmeyeceği de açıktır. Serbest meslek kazancında Aralık ayına ait olan faturaların ertesi yılın Ocak ayında ödenmesi halinde indirim konusu yapılması hangi dönemde olacaktır ve iş yerine ilişkin ödenen sigorta bedelleri nasıl giderleştirilecektir? Burada serbest meslek kazançlarında geçerli olan tahsil esası kuralı gelirler ve giderler yönünden geçerli olduğundan yıl içerisinde mal ve hizmet alım bedelleri ödemenin yapıldığı yılda gider olarak dikkate alınması gerekmekte. Bu itibarla Aralık ayına ait elektrik, su, doğalgaz, kırtasiye ve bir gibi masraflar için düzenlenmiş olan fatura bedelleri ile iş yeriyle ilgili sigorta poliçe bedellerinin ödemenin yapıldığı döneme ait serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. Miras yoluyla intikal eden bir adet dairenin kiraya verilmesi ve kiracı tarafından bir varis adına yapılan banka havalesini varislere hizmetin nispetinde dağıtılması durumunda varisler gayrimenkul sermaye aracında bulunacak mıdır? Burada gayrimenkul sermaye aracının beyanında parayı tahsil eden değil, gayrimenkulün kime ait olduğu önemli. Gayrimenkul kime ait ise o kişi tarafından beyanı söz konusudur. Burada mirasçılara isabet eden kısımda mirasçılar tarafından eğer istisna sınırını geçiyorsa eğer orada her bir mirasçı kendisine düşen pay ölçüsünde beyanname vermesi gerekiyor. Konuttan elde edilecek kira gelirini artırmak amacıyla konutta kombi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, plazma, televizyon ve ankastre fırın alınarak kiraya verilmesi halinde elde edilecek kira geliri beyaz eşya ve kombiye ilişkin yapılan harcamalar gider olarak dikkate alınabilir mi? Burada dikkat edilmesi gereken husus şu, normalde eğer gayrimenkulün değerini artıracak olan bir harcama varsa onun maliyete eklenmesi gerekiyor ve 74. maddenin yani Gelir Vergisi Kanunu 74'ün 6. bendine istinaden amortisman yoluyla hasılattan indirmesi gerekir. Eğer diğer harcamalar varsa bunlar hangileri olabilir? Burada kombi ve ankastre fırın harcamaları maliyet bedeline eklenmesi gerekmekte. Diğer beyaz eşyalar ise indirim konusu doğrudan gider yoluyla indirim konusu yapılması da mümkün olacaktır. En çok sorulan sorulardan birisi de şu, yurt dışında ödenmiş olan kira tutarlarının yurt içinde elde edilen ve beyan edilen gayrimenkul sermaye aracından indirim konusu yapılabilir mi şeklinde. Yurt dışında ödenmiş olan kira tutarlarının Türkiye'de verilen gayrimenkul sermaye aracından beyan edilmesi söz konusu değildir. Gayrimenkul sermaye aracına ilişkin verilen beyannamede sehven götürü gider usulünün seçilmesi halinde düzeltme beyannamesi verilerek gerçek usul gider yöntemine dönülebilir mi, seçilebilir mi? Burada da bir o yılın takvim yılı geçmediği takdirde düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda götürü gidere geçilmesi de söz konusu olacaktır. Diğer bir önemli husus da şu. Örneğimizde 1.9.2015 tarihinde bir kira verilen konut var. Bu tarihten önce demirbaş, aidat, ısıtma, soğutma giderlere yapılmış ve bu giderlerin kira gelirine ilişkin beyannamede indirim konusu yapılması mümkün mü diye sorulmuştu. Burada
yani 1.9.2015 tarihinden önce yapılmış olan giderlerin indirim konusu yapılamayacağı şeklindedir görüşümüz. 1.9.2015'ten sonra yapılmış olan giderlerde indirim konusu yapılması da tabidir tabii ki. İktisap bedelinin %5'ini öncelikle indirim konusu yapıp diğer giderlerin zarar olarak sonraki yıllara devrede mümkün mü diye bir soru gelmişti. Burada ikamet edilen konut için ödenen kira tutarları ile kiraya verilen konutun iktisap bedelinin %5'i tutarındaki indirimlerin bu giderler dışındaki kalan diğer giderler yani zarar doğurucu giderler öncelikle indirim konusu yapılacak. Daha sonra bu söz konusu kira tutarları ve iktisap bedelinin %5'i düşülmesi gerekiyor. Sıralama bu şekilde olması lazım. Belediyelere, fakirlere dağıtılması amacıyla gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağış ve yardımların tamamı Gelir Vergisi Kanunu 89. maddenin 6. bendi kapsamında indirim konusu yapılması gerekir mi? Burada gıda bankacılığına ilişkin yapılacak olan indirim ancak dernek yani gıda bankacılığı faaliyetiyle iştigal eden dernek ve vakıflara yapılması durumunda söz konusu olacaktır. Belediyeler bu kapsamda olmadığından dolayı 89.6'ya göre indirim konusu yapılamaz. Ancak 89'un 4. maddesine göre %5'lik bir bu yapılan bağış ve yardımın %5'lik bir tutarı indirim konusu yapılabilecektir. Üniversitede okuyan çocuk için tutulan eşyalı eve ait ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi giderler ile eğitim amaçlı kitap, kırtasiye alımları için yapılan harcamalar eğitim öğretim gideri olarak beyan edilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi? Burada beyan edilecek gelirin %10'luk kısmını aşmaması, gelir veyahut da kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınması durumunda yani ve oradan alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla eğitim amaçlı kitap kırtasiye alımları için yapılan harcamalar yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilmesi mümkündür. Ancak ev kirası, apartman aidatı, doğalgaz, elektrik, su ve internet gibi ödemelerin gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün değildir. 18 yaşından küçük çocuk için ödenen okul servis ücreti, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait tevsik edici belgelerle istinaden tevsik edilmesi durumunda 89. madde gereğince eğitim harcaması olarak indirim konusu yapılabilir mi? Burada verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden 18 yaşından küçük çocuğa ait okul servis ücretinin harcamanın Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla eğitim harcaması olarak indirilmesi mümkündür. Yine okul aile birliklerine yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir mi? Okul aile birlikleri 89. maddenin 4. ve 5. bentlerin kapsamında yer almadığından dolayı yapılan bağışlar indirim konusu yapılması söz konusu olamayacaktır. Okullarda yemek hizmeti verilmesi durumunda bu eğitim hizmeti olarak kabul edilmesi söz konusu mu? Eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler uyarınca bu kurumlarda öğrencilere yemek hizmeti veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu hizmetlerinin eğitim hizmetinin bir parçası olarak değerlendirmesi mümkün olmadığından söz konusu harcamalar eğitim gideri olarak indirilmesi mümkün olmayacaktır. Burada şurası önemli. Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesinde yer alan ödemeler kazancın yetersiz olması halinde sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilir mi? Madde hükmü ile gelir vergisi matrağının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden maddede de sayılan indirimler yapılabilmekte. Bunun dışında ödeme, bağış ve yardımın yapıldığı dönemde faaliyetin zararla sonuçlanmış olması veyahut da gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen söz konusu tutarların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi mümkün değil. Konut kredisi olarak kullanarak alınan gayrimenkule ilişkin faiz giderleri ile oturulan dairenin giderlerinin tamamının söz konusu gayrimenkullerden elde edilen kira gelirinden indirilememesi nedeniyle gayrimenkul kira gelirinden artan gider fazlalığı serbest meslek kazancından indirim konusu yapılabilir mi? Gerçek gider usulünün seçilmesi halinde gayrimenkul sermaye radında indirim konusu yapılamayan konuta ilişkin kredi faizinin serbest meslek kazancından indirim konusu yapılması mümkün ancak
gayrimenkul sermaye aracından indirim konusu yapılamayan gider fazlalığı sayılmayan kira bedelleri ise serbest meslek kazancından indirim konusu yapılmasına mümkün bulunmamaktadır. Şirketçe gerçek kişiden kiralanan gayrimenkulün kira bedelinin vadeli çek veyahut da vadeli senetle ödenmesi halinde gelir vergisi stopajı ne zaman yapılması gerekiyor? Kira ödemesinin herhangi bir surette nakden veyahut da hesaben yapıldığı aşamada gelir vergisi tekfifatı yapılması gerekiyor. 15 Aralık 2014, 14 Ocak 2015 tarihlerine ilişkin ücret ödemelerinden kesilecek gelir vergisi hesabında 1 Ocak 2015, 14 Ocak 2015 tarihleri arasına isabet eden ücret ödemelerinin 2014 yılına ait vergi matrahına mı yoksa 2015 yılına ait vergi matrahına mı dahil edilmesi gerekiyor? Burada 15 Aralık 2014, 14 Ocak 2015 dönemine ait ücretlerin tahakkuk ödemesinin Aralık ayında yapılması halinde söz konusu ödemelerin 2014 yılı geliri sayılması ve 2014 yılında geçerli olan vergi tarifesinin uygulanması gerekmekte. Ancak söz konusu ücretlerin tahakkuk ve ödemesinin Ocak ayında yapılması halinde ise 2015 yılı geliri sayılarak 2015 tarihinde geçerli olan vergi tarifesi uygulanarak vergilendirmesi gerekiyor. Buraya gelmeden önce soru sorulmuştu bu konuyla ilgili. Ben de bunu son bir slide olarak aldım sunumuma. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiyeye giren kolektif şirket adına tasfiye beyannamesi verilmesi gerekmekte midir şeklindeydi soru. Burada kolektif şirketler kurumlar vergisi mükellefi olmaması nedeniyle söz konusu şirket adına tasfiye beyannamesi verilmeyecektir. Ancak kolektif şirket ortaklarının şirketten aldıkları paylar ticari kazanç sayılması nedeniyle gelir vergisi mükellefi olmaları dolayısıyla kolektif şirket kaydının ticaret sicilinden buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Terkin edildiği tarihe kadar geçen sürelere ilişkin olarak kazanç temin etmemiş olsalar bile her bir ortağın gelir ve kurumlar gelir beyannamesine ve buna bağlı olarak da gelir geçici vergi beyannamelerine bağlı bulundukları vergi dairelerine vermeleri gerekiyor. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bana bu imkanı tanıyan odamıza da saygılarımı sunarım, teşekkürlerimi iletirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey'e. Zamanlaması gerçekten mükemmel. 15 dakika ara veriyoruz. Sorularınızı lütfen masaya bırakın. Sonra cevaplandırma kısmına geçeceğiz. Teşekkürler.